Abi kusurumuza bakmazsınız değil mi? Bir sürçülisan edersek. Rica ederim ya, haddime gözünü seveyim. Ben çok insanların özgür olmasına saygı duyarım. Yeter ki haddini bilsin herkes. Eyvallah. Size oluyor mu Orhan Gencebay'ın? Olmaz olur mu ya? Geriliyor musunuz? Yani ama herkes sizin yanınızda çok, da geriliyordur bu arada. Çok seveceğim bir abimiz ya. Yani Orhan Baba adı üstünde. Baba. Yani baba olmak herhalde öyle herkese nasip olmaz. Tüm Türkiye'nin babası. Eyvallah. Zaten yani... girişte öyle karşılar bu arada. Efendim, berhuda ar olun. Eyvallah. Sağ olun, ar olun. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk, iyi ki geldiniz. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Aslı sen dostlukları nereden... Yani çünkü Orhan Gencebay Murat Kurum'a şarkı da yaptı. Evet. Dolayısıyla bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Heyecan da verici bir şey. Sizle ilgili şöyle efendim, birazdan hepsini soracağız. Nereden tanıştınız, neden böyle şeyler oldu? Ama bu akşam sizi tanımak istiyoruz biraz. Çocukluğunuzu, tamam, hikayenizi, neye kızarsınız, neye sevinirsiniz, sevinince kızınca ne yaparsınız? Dışarıda geziyor musunuz? Bakan olmadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Çocukluğa ineceğiz diyorsun. İneceğiz efendim. Çocukluğunuza kadar evet, ineceğiz bu akşam. Yani zaten şu seçim sürecinde indiler inebildikleri yere. Öyle kadar. Mi? Evet evet. Ben görmedim. Nasıl indiler? Ya işte görüyorsunuz her gün işte muhalefetin bizimle alakalı. Hani çocukluğumuza kadar arkadaşlarımızı dahi buldular yani. Buldular mı çocuk arkadaşlar? Tabii tabii, köyümüze bile gittiler yani. Aa, çok çok enteresan. Bak merak ediyorum onları da ne çıktı diye. Ben ama Murat Kurum'la ilgili şeyim şu. Gri pantolon. Mavi yani koyu lacivert bir ceket ya da mont. Lacivert bir mont. Sizi gördüğüm pek çok alanda. Genelde sahada gördüm. Bunu sizin arkanızdan söyledim. Yüzünüze söylemek belki çok... gerekli olmayabilir ama yani arkanızdan konuştuğumuz bir şey. Biz sizin çalışkanlığınıza şahidiz pek çok alanda. Ama bu akşam çalışkanlığınızı konuşmayacağız efendim. Yani tamam, bu akşam siyasetle konuşmayacağız. Tamam. Tanışmak istiyoruz. O yüzden de ilk defa turuncu bir kazakla gördüm. Takıldın turuncu. Yine gireyim. Ben bekliyordum mavi falan gelirseniz diye. O aynı kıyafet mi? Hep gri pantolon ve mavi... Yok, mont? Aynı değil ama genelde lacivert giymeyi seviyorum yani. Hani lacivert favori rengim. Eyvah. Bu arada sizler de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Oldukça kalabalık bir kitlemiz de var. Onlar da herhalde merakla muhabbeti bekliyorlardır. Nasıl tanıştığınızı sorayım önce ben. Orhan Gencebay'la. Aslında bakanlık döneminde tanıştık. Daha evvel de tanıyordum. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm ve çalışkanlığını gördüm ve çok sevdim, takdir ettim. Çok da gençti, önü çok açık zaman olarak. İnşallah bundan sonra kim bilir daha ne görevlere gelecek Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız diyorum ve onu çok sevdim o zamanlardan. İnsan yönünü de çok sevdim, yalnız başarılarını değil. Efendi gerekeni yapıyor ve entelektüel dolu birisi, harika. Ve o bende böyle yer etti yıllar yılı. Sonunda geçen zamanlarda karşılaştık, bizim yakınlarımızda, büromuzda da karşılaştık. Ve konu edildi. Her şeyimizin, adayımızın şarkıları var. Sunumlarını yaparken kullanıyorlardı. Ben de dayanamadım. Murat kardeşime bir şarkı besledim, hediye edeyim dedim. Ve bunu yaparken de Halil ve Göksel kardeşlerimiz de teşvik ettiler beni. Ben de dayanamadım. İstanbul'u anlatan ama arada Murad'ımızın da adını geçirdiğim bir şarkı yaptım. Sanıyorum izleyenler, dinleyenler de sevmişlerdir diye düşünüyorum. Bu akşam dinleriz onu. Yani ilerleyen dakikalarda dinleriz. Çok yaptığınız bir şey mi siyasetçilere şarkı, yoksa çok nadirattan mıdır? Bu özel bir şeydi ve onu kendisini çok sevdiğim için, daha başlangıçtan itibaren takdir ettiğim için, insanlığıyla ve çalışkanlığıyla ve ümit verici başarılarıyla daha ileriye dönük ülkemiz adına gereken her şeyi fazlasıyla yapacağına inanıyordum. İnanıyorum. Ben de son derece güçlü bir vatanseverim diye kendimi öyle ifade ederim. Vatan için canımız kurban gerektiğinde. Vatan demek...
vatan demek, aile demek. Dolayısıyla Yaradan'ın güzelliklerini ve onun özelliklerini korumaya çalışmak demektir. Biz böyle doğduk, böyle yaşıyoruz. Şu anda da böyle biliyoruz bu zamana kadar. Neticede buna saygı duyan ve bunları yerine getirmek isteyene büyük saygı, sevgi duyarız. Hangi görevli olursa olsun, hepimiz bu dünyada bir görev yapmaktayız. Herkes birbirinin eksiğini tamamlamaktadır. Baktığınızda herkes aynı şeyi yapmıyor çünkü. Ama birileri geliyor çok daha üst düzeyde ilhamla, kimi Tanrı ilhamıyla, kimi muhtelif ilhamlarla eksikleri daha iyi tamamlıyor ve yol gösteriyorlar. İnsanlığı anlatıyorlar ve Yaradan'ın bilgilerini anlatıyorlar. Daha doğrusu ilahi adaletin neler olduğunu anlatıyorlar. Ben onları anlamaya çalışırken şunları gördüm. Sevgi, saygı, adalet, estetik, paylaşmak, tüm bunlar Yaradan'ın ilahi adaletin içinde birinci derecede rol alan muhteşem güzellikler. Yaradan hiçbir şey kötü yaratmamıştır. Bunu anlayabilmek ve hepimiz bir görev yapıyoruz. Varlığımızı sürdürüyoruz Allah'ın izniyle. Böyle bakıyorum. Eyvallah. Murat kardeşimde de bu duyguları öyle gördüm, öyle hissettim. Ve çok mutlu oldum onunla beraber olmaktan. Çok teşekkür ederim. Çok önemli kelimeler, çok kıymetli bir yaşam düsturu. İçini doldurabilmek de bir hayli o kadar önemli. Aslında da çok ilgilendiği mevzular. Ben neyi merak ettim? İlk telefonu siz mi aldınız Orhan Bey'den? Şarkıyı yapacağım diye. Nasıl oldu? O haber nasıl geldi? Orhan abi beni aradı. Dedi ben işte adaylığımızda açıklandı. Açıklandıktan sonra ben senin için dedi bir şarkı yapmak istiyorum dedi. Dedim abi çok seviniriz. Yani zaten hani tüm Türkiye'nin beğendiği, gerçekten işte Türkiye'de şöyle tarihimize baktığınızda Orhan Baba, Müslüm Baba, işte evet yani Zeki Müren gibi böyle sanatçılarımız herkes tarafından sevilen, beğenilen ve Zeki Müren'in tabiriyle ekol, yani kendi alanında insanlarımızın duygularını şarkılara yansıtabilen bir saz ustası, bağlama ustası ve hemen hemen herkesin dinlediği, dinleyerek huzur bulduğu bir sanatçımız. Sağ olsun. Çok özür dilerim. Sokağa çıktık, sorduk mesela insanlara. Orhan Gencebay misafirimiz olacak, ne söylemek istersiniz diye. Konusu geldi için söylüyorum. Onu eğer hazırsa hemen verelim. Hazır mı? Onu bir verelim, oradan devam edelim o zaman. Tamam. Madem Orhan abiyle başladık tamam. Efendim, müsaadenizle. Biraz sonra mı? Hazır değil mi? Peki tamam, biraz sonra verecekmişiz. İlk Orhan Bey sizi aradı, söyledi. Bir şey sorayım. Ekibinizle toplantı, ekibi yakayım. Sizden önce ekibinizle böyle oturduk, sohbet ettik. Dedim ki, ne yapar Murat Kurum? Çalışır dediler. Ya dedim, onu geçelim. Ne yapar Murat Kurum? Yani sıkıcı biri misiniz efendim siz? Vallahi yani çok bilmiyorum ki ben hani sıkıcı olmadığımı düşünüyorum ama yani arkadaşlar... Çalışmak dışında yaptığınız bir şey yok mu efendim siz? Ya şöyle, yani işim varsa ilk önce işimi yapıyorum. İşimden arta kalan bir zaman varsa da aileme, kendime ayırmaya çalışıyorum ama önceliğim işim. Aileyi görüyor musun? Söyle Aslı bir şey. Ben çocuklarla bilgisayar oyunu oynayıp oynamadığını merak ettim. Şey oynuyoruz. Oynarız. Göbele kıyasıya maçlar yaparız. Maç yapıyorsunuz. Evet, İyi misinizdir? Yener yani, misiniz genelde? Yoksa şakadan yeniliyor O da iyi oynuyor. O da çok iyi oynuyor. Arada o yeniyor. Arada ben yeniyorum ama o da iyi oynuyor. Yani ya, şöyle asıl olan orada işte kafamı dağıtıyorum. Gerçekten oynuyor musunuz yoksa jest yapıyor musunuz çocuklara? Oynuyoruz dedik işte. Hayır şöyle oynuyor musunuz ya? Oynuyoruz ya. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'yla basketbol oynuyorlar ya. Mesela ben Cumhurbaşkanı'yla basketbol oynadığınızı düşünseniz abi nasıl alacaksınız topu yani? Çok hakikaten çok mümkün değil yani. Ben Orhan Gencebay'la oynarken bile alamam. Siz basketbol oynuyorsunuz mesela. Evet. Siz de ekibiniz oynuyor mu basketbol? Maç, halı saha maçı yapıyoruz. Arada basketbol ekiple oynadığımız yapıyor var. Musunuz kendi ekibinizle? Ekiple yapıyoruz. Diğer alabiliyorlar mı ayağınızdan topu? Alırlar, niye almasınlar ya? Maç yapıyoruz. Ya böyle işte ya şimdi bakandan topu alırsak başımıza bir iş gelir falan diye. Ben öyle değilim ya. Yani hani ben
Neysem o olmaya çalışıyorum. Yani... Ya da ayağımdan topu aldı diye siciliyle oynadığınız biri var mı? yok. Hiçbir zaman. Yani asıl olan Aslı Hanım yani hani kendin olabilmek. Yani evet. Rol yapmaya, işte tiyatro oynamaya gerek yok. İşte hepimiz işte bir ailenin evlatlarıyız. Yani iyi kötü bir eğitim almışız. Efendim kader bizi bir yerlere getirmiş. E orada da yani neysek oyuz yani. Hani ben şimdi de öyleyim. Yani bir işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ilan edildikten sonra da yani rol yapamam ki. Neysem oyum yani. Hani geçmişte de böyleydim. Ondan önce de böyleydim. Aa çok güzel pas geldi. Öyle mi? Bir dakika şimdi. Oynuyorsunuz ya. Evet. Mesela. Tamam. Oynarken niye oynuyorsunuz? Seviyorum oynamayı. Güzeldi. Yani ay şöyle yani. Ona bir şey diye. Ya mesela oynayınca oy geliyor mu? Ya yoksa oyla ilgili bir şey mi o? Oyun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama o an oynamak istiyorum, oynuyorum yani. Ha, kendiniz istediğiniz için yapıyorsunuz. Tabii ki canım. Yani keyif alıyorsunuz yani. İnsanlar yani oy verir oynarsam veya daha iyi oynarsam oy verir, oynamazsam vermez diye oynayınca bir... Aha, böyle bir şey var herkes. Oynayınca oy mu geliyor? Oynayınca oy mu geliyor? Yani oynayınca oy mu geliyor Türk siyasetinde? Ben bilmiyorum işte. Gerçekten bilmiyorum. Ama mesela Sayın Kurum şöyle bir şey var yani. Müzik çalıyor. İşte Ankara havası oynadığınız bir yer gördüm. Bu arada aldım bir video. Belki hazırlarlarsa veririm. Yani birazdan o videolara da bakın verebiliriz değil mi efendim? Başarı. Tabii sıkıntı yok. Bu arada Murat Bey de Ankaralı, Ankara doğumlu, Ankara'da okumuş. Ankara şöyle, ya herhangi bir oyun havası çaldığında oynadığını, bazılarını güzel oynadı. Ben baktım videolara, hı-hı, bazıları güzel, bazıları olmuyor falan ama sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Evet, evet. Nasıl bir çocuktunuz? Yaramaz bir çocuk muydunuz? Yoksa... Çok yaramaz değildim ya, uslu olduğum sakin için. Sakin ve uslu bir çocuk yani. Buyurun efendim. Ankara'dan bahsettiniz. İlgimi çekti çünkü benim saz çalmama neden olan tarihteki büyük üstadımız Bayram Aracı'ydı. O Ankaralıydı ve Ankara tarzını fevkalade çalar söylerdi. Bağlamada, halk müziğimizde tavırlar vardır. Bölge bölge tavırlar vardır. Ankara bölgesi bağlamaya son derece yakışan bir tavırlar bölgesiydi. Ben ondan etkilendim. O benim hocam derim, bağlama hocam derim. Gerçi 6 yaşımda müziğe yanlışlıkla da ama olsa da çok iyi oldu. Klasik batı müziğiyle başladım. Öyle gerekti ama sonra onun anlamını da öğrendik. Ve bağlamayı 6-7 yaşımda kucakladım 7 yaşımda. Sebep Bayram Aracı'dır. Yine yeşillendi fındık dalları var. Şu kavak meşe kavak, dalını döşe kavak. Ankara tarzı fevkaladedir. Orada efeler vardır. O efelerin devamı da Ege'de zeybekler olarak devam eder. Yani neticede Ankara çok önemlidir halk müziğinde tavır olarak. Ankara'dan bahsettiniz diye şöyle çok teşekkür ederiz. Temel bir bilgi vermiş. Aslında bunu filme çevirmek lazım abi. Bunu bir hikayeyi anlatıp bir film yapmak lazım sanki. Aslında çok şey yapmak lazım şüphesiz. Yöremizde, ülkemizde çok çeşitli yörelerin kendine has karakterleri vardır. Karadeniz ayrı, Ege ayrı, İç Anadolu ayrı, Güneydoğu ayrı, Trakya ayrı. Hepsi ayrı ayrı tavırlar oluşturur. Bu tavırlar müziğimizde karakter olarak yansımıştır. Yani özellik taşır. Türkçemizi hepimiz konuşuyoruz fakat şive farklarımız evet, var ya Türkiye'de, ülkemizde lehçe değil. Şive farklılığı gibi bir şey bu. Bu bir karakter. Evet, evet. Bayram Aracı da bana o karakteri Ankara tavrıyla vermişti. Şu anda da yine de çok severim. Harika bir tavırdır o. Evet. Çocukluğunuz dedik. Yani uyumlu bir öğrencilik dönemi o zaman. Evet, evet. Genelde uyumluydum yani. Hani öyle yaramazdım. Hatırlamıyorum yani. Muhakkak küçük yaramazlıklarımız vardır ama... Bir kere şey aldım. Yani hani yaramazlık dersek eğer. Ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Teşekkürler. Ankara'da bir gün işte arabayı sürüyorum. Yapmamışsınızdır onu belki. Yaptım. Ehliyetsiz araba kullandınız. Evet kullandım. Şimdi bunu alıp mesela acaba size siyaseten yaptık. Şey yaparlar mı? Murat Kurum ehliyetsiz araba kullanmış falan bir kere diye
Kullanma. Yani, oluyor mu böyle şeyler siyasette çok? Oluyor oluyor. Biz ne hissediyorsunuz? Ne söylesek hemen akşam haberlerde görüyoruz. Yani atıyorum bir yere gidiyorum. İşte tabii çok yoğun programlarımız bizim. Yani sabah başlıyoruz işte 9'da gece 2'ye kadar. Yani 8, 9, 10 tane program gidiyorsun her yerde konuşuyorsun. Çok yorucu ya. Orada mesela bazen işte gidiyoruz Küçükçekmece'ye gittim geçen işte atıyorum Büyükçekmece demişim. Gördüm ben o videoyu. Gördün mü? Gördüm. Veya işte şantiyede bareti takıyoruz ya kafamıza takılır. Onu da gördüm. Baret. Ama ondan sonra, ondan sonra bareti... ben işte tabii aklınızdan konuşunca bazen İşte bareti ayağımıza geçireceğiz, çizmemizi işte kafamıza falan derken çevirdim hemen. Hemen ona haber yapıyorlar. Yani böyle garip bir durumla karşı karşıyayız. Baştan beri bizim projelerimize bir şey diyemiyorlar, eserlerimizi eleştiremiyorlar. Abi ama... biz bu programda siyaset konuşmuyoruz. Öyle efendim. Mi? Evet. Ama işte siyasete girer gibi oldu. Bir böyle evet bir değil mi Kenan? Böyle bir hemen evet. Ama bunu yapıyorlar. Adaylar genelde yani bir iki defa daha yeni başladık biz bu formata. Böyle bir şekilde siyasete çeviriyorlar. Biz de oradan hemen alıp uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Aslı uzaklaştır. Şey de var aslında. Neden Murat Bey Türkiye'deki siyasetçi daha light konularda konuşmuyor? Mesela neden şarkılardan, türkülerden, şiirlerden, edebiyattan bahsetmiyor? Mizah yapmıyor. Neden hep konu öyle ya da böyle siyasete geliyor? Ya şöyle kısmen tabii... Yani onun da konuşulduğu, yapıldığı, söylendiği ortamlar muhakkak oluyor ama yani genelde insanlar sonuçta işte şimdi yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimle alakalı şehrin ihtiyaçlarını, beklentilerini merak ediyorlar. Öbür tarafta yönetenler eğer burada bir eksiklik varsa o eksikliği dile getirmeye çalışıyor. Veya aday olan bizim gibi işte talip olanlar da mevcut yönetimin yaptıklarını eleştirme üzerine bir siyaset mecburen yapıyorsunuz. Sonuçta hani şunu konuşabilsek ben onu isterim. Ben mesela sadece İstanbul sloganıyla çıktım. Hı hı. Projeleri konuşalım. Yani İstanbul'un, gençlerin, İstanbul'da yaşayan her bir kesimin bizden beklentisi nedir? Bunu konuşmak lazım. Yani kültür sanat alanında konuşalım, spor alanında konuşalım, efendim depremle ilgili konuşalım, ulaşımla ilgili konuşalım. Ben bunları konuşuyorum. Ve sadece İstanbul'a aslanım bakacağız dediğimiz zaman efendim muhalefetin dile getirdiği orada bir gaf yaptı da efendim orada öyle çıkaracağım dedin tekrar siyasete soktun. Yok o şey işte tam anlatmaya çalıştım bu aslında hani hep çalışıyoruz diyorlar ya o siyasetin içinde sürekli çalışıldığında yani şunu da merak ediyorum mesela kitap okumaya vakit bulabiliyor musunuz? Tatil yapıyor ya musunuz? Ya da tatil yapıyor musunuz? Ya şu siyasetin biraz dışına çıkayım dizi izliyor musunuz? Ya ben dizi izliyorum. Şöyle işte akşamları geç gidiyoruz. Geç gidince çok vaktimiz olmuyor ama orada bir dizi film seyrederken böyle kafamı dağıtıyorum. Yani internetten izliyorum işte. Yarım saatte olsa onu dinleyip uyuyorum. Yerli mi? Yabancı. Yerli, yabancı. Merak ettim. Korsan. Kafayı... İnternetten izliyorum deyince. Kafayı neyle dağıttığını merak ettim. Yani böyle yarım saat yerli, yabancı izliyorum. Kemal Sunal filmlerini izlerim. Onlar... Mesela hep onları çevir izlerim. Mesela yani şehirlere giderdik biz. 81 ile gittim ben. 81 ile 550'yi aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Mesela orada giderken, seyahat ederken de yarım saatte olsa arkadaşlarla birlikte işte yanımda bakan yardımcısı, TOKİ başkanı, ne bileyim İller Bankası genel müdürü, diğer genel müdürlerimizle birlikte. Aslında ekip de çok sıkıcı değil mi? Yarım saatten sonra. Yarım saat mesela Kemal Sunal filmini izleyebiliyor bayağı mu? TOKİ başkanı yanımda. Gözünün önüne geliyor mu? Yarım saat. Hadi bir Kemal Sunal açalım. Favori Kemal Sunal hangisi? Severim ya. Ben yani böyle severim. O yarım saatte hangi filmini daha çok açarsınız? Hepsini izledim. Hepsini hem de birkaç kere izledim. Yani Ababam sınıfından tutun da işte Şabanoğlu Şaban'a kadar orada. Siz peki çalışırken eğlenceli biri misiniz böyle çok yoksa aşırı ciddi ve... Ben planlı biriyim. Yani planlıyım ve işimde hep plan yaparım. O planları hatta bizim bakanlığımız nezdinde yaptığı işler vardır. Ya bir belediye başkanı geldiği zaman ben en az o ilçedeki belediye başkanı kadar olaya hakimimdir. Çünkü onları ne yaptım, ne ettim, ne verdim, ne vaat ettim. Onları not tutarım. Sonra da yapılıp yapılmadığını arkadaşlara sorarım. Yani
O yüzden biraz planlı hareket ederim. Kendim mesela şehirlere gitmemdeki sebep de ya orayı kendi gözümle görmek istiyorum. Yani görüp oraya hakim olmak. Bir kere işine hakim olacaksın. Yani hakim olamadığın iş senin işin değildir. Birileri yönetir. O birileri ne yaparsa ona dua edersiniz. Yapamazsa da eyvah. Yani bugünkü manzara mesela böyle. Yani... Tatil yapıyor musunuz? Tatil... Arada mutlaka. Tatil çok yapamıyorum ya. Yani yapamadık. Ben genel müdürken de 9 sene Emlak Konut Genel Müdürlüğü yaptım. 5 sene Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptım. Ondan önce TOKİ'de şube müdürlüğü görevi üstlendim 5 sene. Ya ne zamandır mesela böyle gidip 15-20 gün tatil yapmadığınız? Çok uzun zamandır. Yani ben hiç 15 gün tatil yapmadım. Orhan abi siz yapıyor musunuz tatil? Yapıyoruz. Siz yazları. Hangisi iyi abi? Hangisi iyi? Tatil yapıyor olmak mı? Yok, kesinlikle insanların dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi tutkularının, hobilerinin de olması lazım. Tüm onlar insana hem rahatlık verir, hem mutlu eder, hem de yeni fikirler oluşur. Onun için tatil denilince yalnız illa burayı terk etmek anlamında değil. Başka konularla ilgilenmek, kiminin mesela ben sporla ilgiliydim. Uzun uzun yaptım çocukluğumdan itibaren. Body çalıştım. Hatta devam ettirmedim. Yarısı evdedir. Var mı? Var mı? Senden benden çok. Bende yok. Hatta öyle ki devam etseydim dünya şampiyonalarına katılabilirdim. Ben katılamadım. Öyle ciddi yaptınız modern, yani tabii. Milli takım antrenörümüz Nuri Boytor'un hoca çalıştırırdı bizi. Ben de çok iyiydim. Ama spor, müzik, edebiyat bunların hepsini yaparken müzik ağır basıyordu tabii. Müzikle ilgili günlük 16 saat, 15 saat okulun haricinde olmakla geçerdi. Böylesine bir meşguliyetim vardı. Hobilerim dediğim gibi çok. Bu arada onlar her insana lazım. Yani tutku her insana lazım. Her insan sevdiği konuları yaparken daha çok mutlu olur. İnsanı en çok yoran nedir? Bilmediği ve sevmediği bir şey yapmak. Ama bilip sevdiği bir şey yaptığı zaman yorulmaz insan. Şimdi bu hangi alanda olursa olsun, sanat alanında, siyaset alanında ne olursa olsun, herkes görevinin ne olduğunu bilirse, mesela siyasi nedir? Siyasetçi kesinlikle insani değerleri koruyacak, vatanını koruyacak, halkını mutlu edecek, bunu yapacak. Parti önemli değil, şu parti, bu parti değil. Temel ilke bu. Değerleri olacak. Bunu yapana helal olsun. Biz onun yanındayız zaten. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımız kurban. Taş üstüne bir taş koyana son derece saygılıyız. Eyvallah. Ve ülkemizde bize tarihsel olarak çok büyük olaylar yaşayarak gelen toplumuz. Türk milleti olarak girmiyorum bu konuya. Çünkü benim hobilerimden bir tanesi tarihtir. Biri astrofiziktir. Şimdi girmiyorum biraz uzun konularımdan ama var. Arada bir belki başlık olarak başlık söylerim. Üstüne, ne demek şimdi bir tane başlığı söyleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. Tarihle ilgili derken Göbekli Tepe'yi duyuyorsunuz değil mi? Evet. Göbekli Tepe 12 bin yıllık tarih içeriyor. Daha da hatta fazladır. Göbekli Tepe'de Türk ritüelleri var bulundu. Gittikçe daha da fazla bulunuyor. Ritüelleri derken Hakaslar, İskitler, Tuvalar, Yakutlar vesaire izleri var. Bunun anlamı şu. Göbekli Tepe Urfa Ahlat'ta olan bir tarihin varlığı. Orada şunu anlıyorsun. Anadolu'nun temelinde Türk kültürü var. Çok büyük ölçüde. Ama bize diyorlar ki 1071'de geldiniz siz buraya. Bu yalandır. İnanmayın buna. Yani 1071 Malazgirt'te geldiniz buraya. Ondan evvel yoktunuz diyorlar. Katiyen inanmayın, yalandır. Bu konuda biz 14-15 bin yıl evveline kadar gittik. Yani buna inanın, araştırın, göreceksiniz. Şimdi ben fazla uzatmıyorum. Tarihi konular, yani bu hobimle, tutkumla ilgili olduğu için bunlarla ilgilendim. Bu müziğe de yansıyor. Türk müziğinin bir kimliği var. Türk müziği dediğimiz zaman dilimiz Türkçe şu anda.
Türk müziği denildiği zaman orada bizim geleneğimizin, göreneğimizin, kişiliğimizin karakterini görüyoruz Türk müziğinde. Onun için yerli ve milli değer oluyor bu birinci derecede. Mesela sinema. Sinema bundan 100 küsur yıl evvel bulunan 1890'larda bulunan bir konu. Ama bizim bu tarihimiz on binlerce yıl öncesinden geliyor Türk müziği. Onun için yerli ve milli oluyor işte. Neyse ben yine burada bitireyim de bu konu son derece önemlidir. Ve burada sizin dediğinize de şey yapıyor, atf oluyor. Bazı kişiler maalesef sanat gereksizdir diyen kişiler de var maalesef. Böyle şey olur mu? Sanat yaşamın en büyük kavramıdır. Kültürlerin en büyük kavramıdır. Yine ben durayım, özür dilerim. Laf geldikçe söyleyeyim. Yani hanımefendi söyledi de ondan söyledim bunu. Yani tutku çok önemli. Bir şeylerle ilgilenin, sevin. Bakın zaman daha iyi geçecek. Daha değerlendireceksiniz, daha mutlu olacaksınız. Burada hemen o zaman bir soralım mı? Çünkü ben hani gençlerle ilgili merak ediyorum. İşte sen de üniversitelere gidiyorsun, ben de gidiyorum, çok gidiyoruz ama hobileriniz var mı? Tutkularınız var mı? Var olanları neler? Görebilir miyiz? Neler? Hobisi bir olanları görelim. Bir görelim. Şimdi bu el kaldıranlara hobiniz ne diye de soracağız. Ona göre kaldırın. Hemen düştü birkaç tanesi. Hobisi olanlar, olmayanları görelim. Sen geçen hafta da burada değil miydin? Hobisi olmayanları. Sen her hafta geliyor musun? Kadrolu musun sen? Hobim Mehmet Akif Bey'i izlemek. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Hobisi olmayanları görebilir miyiz? Hobisi olmayanları. Peki hayırlısı olsun diyenleri görelim. Aradakiler çekimser mi oluyor? Ne oluyor? Hayır, acayip bir öyle bir evet yani ikisine de el kaldırmayan ciddi bir kitle var. Ama hobileriniz neler, bir de duyalım bir iki tane hobiyi. Mutlaka neler söyle. Vardır bakmayın siz. Tenis oynuyorsun. Şahane, başka? Çok güzel. Oo, başka? Şiir yazmayan var mı ya? Şiir herkes yazıyordur diye düşünüyorum. İyi şiir yazıyorum diyorsun. Evet. Başka? Resim. Harikaymış. Çok güzel. Güzel var yani. Murat Bey, siz de sanki gençken, yani genç derken hani daha böyle ergenlik evet. yaşlarınızda şiir yazıyormuş havası var. Yok ya, yani şöyle... Çalışıyormuşum aslında. Ya şöyle, mesela eşime yazdım ama hani böyle yazarsın. Aa, yazdınız mı eşinize? Yazdım. Yani böyle... Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Üniversite birinci sınıfta tanıştık. Benim bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştık. Orada tanıştık, sonra da evlendik. Nasıl tanıştınız? Nasıl? Yani işte arkadaşım tanıştırdı. Tamam, ne kadar sonra evlendiniz? Arkadaşımın arkadaşı onun arkadaşıydı. Tamam mı? Ondan sonra... sonra işte okul bitti. Üniversite bitti. Ondan sonra evlendik. Hatta askere gittim, geldim ondan sonra. Askere gitsin gelsin dedi bizim kayınpeder. Ondan sonra... Askerliği de bu arada sağlam yerde yapmışsınız. Tabii. Şırnak'ta yaptım. Şırnak'a kendiniz gitmek istemişsiniz herhalde. Kendim gitmek istedim. O gerçek mi? Evet. Neden? Öyle bir şey istediniz. Ya şöyle, şimdi biz işte evleneceğiz ya. Ben ilk önce Isparta'da başladım acemiliğe. Ne dediler? Isparta'da saymayız, Şırnak'ta mı yapacaksınız? Yok. Ya Isparta Dağ Komando Okulu'na gittim ben. Ha, zor orası yer böyle gitmişsiniz. Bayağı sağlam iyi bir yer. Ondan sonra neyse böyle şınav... neyse. Ya ben spor yapardım ama öyle düzenli mesela şınav, barfings falan filan çekmezdim, tamam mı? Neyse aradan 15-20 gün geçti. Hatta bir ay geçti herhalde. Ya gitmişken ben işte ilk başladığımda diyelim ki 15-20 şınav çekiyorsak. Sonra kollarım bir tutuldu. Hamladın mı sen hiç? Evet. Ama mı? Ya hiç çekemedim. Ama mı? Neyse. Sonra ama 100 tane de çekiyorsunuz. Sonra alışınca. Dur geleceğim abi. Neyse. Orhan abi şınav çekiyor. Şınav vaziyeti al falan filan. Neyse alıyoruz. Kollarım hamladı. Tamam, çekemiyorum falan filan. Ondan sonra orada işte asteğmen taş atıyor. Tamam mı? Neyse diyorum ya sabır falan filan.
Arada işte kendimizi geliştiriyoruz tabii. İşte hiç koşamıyorduk. 3 kilometre koşmaya başladık. 7 kilometre koşmaya başladık. Hatta 13 kilometre koştuğumuzu biliyorum ben. Ondan sonra neyse bir gün yemekhane kuyruğundayız. Ondan sonra işte yine böyle arkadaşlarla şakalaşıyoruz falan filan. Aslı hemen gördü. Dedi yat sürün. Bütün işte tavırın önünde. Zoruma gitti. Güzel askerlik yaptırmışlar size. Dur bak zoruma gitti. Ondan sonra neyse oradan aslında sağlık gerekçesiyle refüze ediyorlar. Başka işte Tuzla'ya gönderiyorlar. İstanbul Tuzla Piyade Okulu'na. Gönderdiler ama hala fazlalık var. Benim eşim de Düzce'de. O zaman deprem oldu. Orada öğretmen. Dedim lan ben şeye gideyim. Tuzla'ya. Komandoluktan piyadeliğe ineyim dedim. Bak dur anlatayım bir dakika. Ondan sonra neyse gittim oraya. Orada daha önce 99 depreminde ben çalışmıştım. Tamam mı? Neyse kapıdan içeri girdim. Okul komutanı beni gördü. Tamam mı? Tanıyor beni. Aa dedi Murat ne yapıyorsun sen burada? Dedim askerliğe geldim komutanım falan filan. İyi dedi iyi çok güzel dedi. Bu dedi işte iyi arkadaştır dedi bölük komutanına. Beni bölük kıdemlisi yaptılar. Tamam mı? Bölüğün en kıdemli şeyim. Bayağı iyidir yani o önemli bir şey. Ondan sonra neyse orada işte çalıştık. Bir taraftan inşaatlara baktım. Bir taraftan eğitim aldık falan filan. Hiç işte ondan sonra o hamlama gitti. Siz burada Asteğmen misiniz? Asteğmen. Asteğmen olarak yapıyorsunuz. Size zulmeden de bir Asteğmen mi diğeri? Tabii o da ama biz Asteğmen olamadık daha yani. Olacağız. Siz daha olmadan önce. Ha, olacağız. Ondan adını sonra, hatırlıyor musunuz taş atanın? Adını hatırlıyor. Yok hatırlıyor. Ondan sonra neyse kura çektik. Ondan sonra dediler ki Deniz Amfibi İzmir Foça. Deniz Amfibi ne dedim ya. Ondan sonra İzmir Foça Jandarma Komando Okulu'na gidiyorsun orada. Tamam mı? Gittik orada 45 gün eğitim aldık. Ya 92 kilo ile başladım 78 kiloya düştüm. Tamam mı? Domuz bağıma atmalar var. Ondan sonra neyse ormanda bizi yakaladılar arkadaşlarla şey yapıyoruz. Orada botlarımızı aldılar aşağı kadar botsuz yürüdük falan filan. Eğitim bayağı, amaçlı mı? Eğitim amaçlı tabii canım. Yani oradaki yapı akrep sokma, akrep bile var yani hani o Foça'da. Çünkü oranın yapısı Güneydoğu'ya uygun. Sonra neyse gittik İzmir Foça'ya teslim olduk. Asteğmen olduk. Sonra dediler ki bizim bir taburumuz Şırnak'ta. Denizciyiz, deniz amfibi. O da deniz komandosu diye geçiyor. Şırnak'a gitmek isteyen var mı? Baktım dedim, lan dedim ben bu İzmir'de kalsam dedim bütün parayı harcarım. Evlenmem lazım. Tamam mı? Ev kuracağız. Ne yapayım? Dedim ben dedim en iyisi Şırnak'a gideyim para biriktiririm. Hem de dedim yani Şırnak'ta oluruz. Ondan sonra neyse gönüllü gitmek isteyen var mı dedi. Ben dedim gitmek istiyorum. 5 kişi gittik Şırnak'a. Ona iki de oraya gitmişim. Yani orada çok güzel arkadaşlıklar oldu. Cudi'ye çıktık, Gabar'a çıktık. 50 kilometre yürüdüğümü biliyorum ben. 50 kilometre. Silahlı, teçhizatlı. Bayağı askerlik yaptık. Tabii tabii. Ondan sonra operasyonlara katıldık falan. Öyle siz nerede yaptınız bir... onu abi? Ben muhtelif gezintilerimiz de oldu. Daha doğrusu ben Bahriye'ydim. Bahriye. Deniz daha askeriydim. Oo, daha iyiymiş. Başta deniz komando olarak ayrılmıştık. Bilare merasim bölüğünde bulunduk. Ve ama siz o zaman da sanatçıydınız muhtemelen. Şüphesiz. Ve bir seyahatimiz oldu Savarona'yla. Savarona atamızın yatıdır. Biliyorum. Ona da bindiniz. İki ay geleneksel bir uygulama bu. Bütün deniz subaylarımız teğmen olmadan önce Akdeniz turuna çıkar. İki ay aşağı yukarı. Bütün Akdeniz ülkelerini gezer. Bu bir geleneksel gezidir. Ve tanır oraları atalarımızın Akdeniz gölü, Türk gölü diye o nerede ne varsa onları öğrenir ve geriye döner sonra teğmen olurlar. Bu arada şunu öğrendik. İtalyanların pizzaları var ya, pizzanın nereden geldiğini öğrendik. Pizzanın kaynağını öğrendik. Meğer pizzanın kaynağı pitaymış. Pita nedir? Pita ekmeği. Etli ekmek demek. Aslında biz pide diyoruz. Arapça pita. Yani pizza, İtalyanlar bizim etli ekmeğimizi tanımışlar. Konya'dan aldık. Nasıl? Eskiden Osmanlı döneminde etli bizim ekmek, Levent'lerimiz, deniz askerlerimiz gemilerle
Akdeniz seyahatlerinde karaya çıkmak istediği zaman hangi ülkede yanlarına yemek olarak etli ekmek verilirmiş. İtalyanlar bunu görmüşler, çok sevmişler o kombinasyonu, o güzel bir yemek, beğenmişler. Onun adı pitaymış, oradan etkilenmişler, pizzayı yapmışlar. Yani pizzanın temeli tamamıyla bizim kültürümüzdür. Ama onlar sonra bunu daha farklı şekillere sokmuşlar. Aslında orijinalleri pizza orada. Ya, pizza. Evet. Hani pita gibi pizza. Bu arada siz anınızı anlatırken bir hanımefendi arkadaşım aynen şöyle bir mesaj gönderdi. Bu erkeklerin askerlik anısını bu kadar heyecanlı anlatmaları. Hiçbir... Hakikaten ya. Projelerini bu kadar heyecanlı anlatmıyor. Hakikaten askerlik bizim için azatlık olur. Gerçekten arkadaşlar, erkekler neden bu kadar askerlik anısı bir dendiğini... Gitsen göreceksin Aslı. Bence kadınlar da doğum anılarını böyle anlatıyor. Olabilir. Evet. O da zor. Askerlik de demek bir şey zor. Söyleyeyim. Zor derken... Bununla... Askerlik de doğumda zor efendim. Ay yaşamış gibi anlatıyorsun. Ben yaşadım. Ben bedelli yapmadım, merak etme. Yok yok, doğumu diyorum. Ha, askerliği yaşadım. Askerliği yaptım. Türk anasının davranışını anlatmak için şu yaşadığımı anlatmak istiyorum. Buyurun efendim. Askere gitmek üzereydim. Anın kafası başka yerde abi. Samsun'da. Pardon. Buyurun buyurun efendim. Annem beni uyandırıyor. Askerliğin ne kadar bu kadar önemli olduğunu vurgulamak için bunu söylüyorum. Annem beni uğurluyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Anneler muhteşemdir. Annelere boynumuz kıldan ince, canımız kurban. Onlar onlar başka varlıklardır. Ve beni uğurluyordu. Ve Samsun, ben Samsun doğumluyum. Beni gemiye bindiriyor. Gemiyle İstanbul'a geleceğiz. Yani ve askerliğimizin ilk gününü İstanbul'da Kasımpaşa işleme teslim olacağız. Annem beni uğurlarken nasıl ağlıyor yavrum, ben bu kadar beni seviyor. Fakat son sözü ne oldu biliyor musunuz? Yavrum, askerden kaçarsan hakkımı helal etmem sana dedi anne. Eyvallah. Bakar mısınız? Allah korusun, kaçan yok da ama annemin duyarlılığını söylemek istiyorum. Kaçan var. Bütün Türk anaları böyledir. Bu duygudadır. Ben öyle biliyorum, öyle yaşadım. Bunu söylemek istedim. Bu arada şunu da eklemek isterim ben. Ben de işte 90'lı yıllarda TRT'de muhabirken çok Güneydoğu'da görev yaptım. Doğu'da görev yaptım. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Yüksekova'da, Şemdinli'de ve o askerlerle yan yana da muhabir olarak görev yaptım. Yani burada oturduğumuz yerden hayat bize çok kolay gelebiliyor ama çok zor şartlarda çok büyük işler yapıyorlar. Yani gerçekten buradan anlamamız mümkün değil. Tıpkı askerlik yapmayanın anlamayacağı gibi. O zaman Mehmetçiğe kocaman selam. Kocaman. Askerlikten çıkamadık hala, farkındasınız değil mi? Çıkalım. Askerlikten. Dışarıya yalnız çıkıyor musunuz? Ya da böyle hiç korumanız yok, kimseniz yok. Çıkıyorum. Çocuklarınızla falan. Çıkıyor çıkıyorum, musunuz? Çıkıyorum, çıkıyorum. Çok enteresan da hikayeler oluyor. Mesela? Ya bir gün işte neyse bakanım hafta sonu... Bakanken? Dedim, evet evet. Çocuklarla dedim AVM'ye götüreyim. Küçük kızım var, ortanca kızım var, büyük oğlum, hep beraber gidelim dedim. Hadi sizi gezdireyim dedim. Yani neyse AVM'ye gittik. Orada gezdik. Ondan sonra aşağıda lavabo var. Lavaboya girdim. Sonra bir çocuk orada işte abdest alıyor. Şöyle bakıp duruyor bana. Tamam mı? Ondan, ne oldu dedim. Ya birine benzettim de size mi dedim. Tamam mı? Ondan sonra dedim kime benzettin dedim. Ya dedi bir böyle dedim, sinema işte film sanatçı falan dedi. Dedi sen kimsin dedi. Ondan sonra dedim ben dedim Çevre Şehircilik Bakanıyım dedim. Yak ya dedim. Hadi de ben dedi inandım falan filan. Neyse ondan sonra aldı telefonu bakıyor. Kim bu diyor, Çevre Şehircilik Bakanı diye yazıyor. Bakıyor böyle telefonla bana.
Anan diyor, hakikaten diyor, sen bakan mısın diyor, tamam mı? Ondan sonra öyle garip şeyler oluyor. Ya görüyor vatandaşımız, ya dedi bizim diyor özlediğimiz siyasetçi bu diyor işte. Yani hani vatandaşın içinde olun, beraber olun, beraber gezin. Takdir bak, ediyoruz o sizi. O nasıl bağladı değil mi? Değil mi? Biz hala şu anda ya? Diyarbakır'da falandık, oradan oraya. Bir anda AVM tuvaletindeki tanıma hikayesinden. Gerçekleri anlatıyorum da, hikaye var dedin. Anlatıyorum işte. O yüzden ya ben yalnız olmayı, yani hani hem arkadaşların da işi var, evi var, ailesi var. Mümkün olduğunca işimin dışında öyle gezmeyi seviyorum. Yani, o nedir abi? Çanta? Bana niye gösteriyorsun? Bana da mı var? Bana var mı? Bana getirdiniz mi efendim? Evet evet, sana da getirdik. Akif, biz bu akşam ne yiyeceğiz? Bu arada sen reklama gidelim diyeceksin. Yani, reklama mı gitmemiz gerekiyor? 3-4 dakika gitmemiz gerekiyor. Efendim şöyle, bu arada yarın Ramazan-ı Şerif'in ilk günü. Evet. Şimdiden Ramazan'ınızı da tebrik ederim. İnşallah hayırla bereketle geçsin. İnşallah. Bu akşam herhalde bir sahur ısmarlarsın. Evet. Efendim biz burada iyice böyle bu konuda arsızlaştık. Çocuklarımıza inşallah sahuru burada beraber yapacağız. Gençlerimizle birlikte Ramazan'ın ilk gününe, ilk sahuruna birlikte gireceğiz. En küçük kızınız kaç yaşında? 6. 6 yaşı. Fırça yiyor musunuz eve gitmediğiniz için? Ya, üzülüyor. Baba sen niye geç geliyorsun diyor bazen. Göremiyor beni. Babam annesine söylüyor. Yani, babam diyor niye gece geç geliyor diyor. Sabah da okula gidiyor, göremiyor. Beni böyle televizyonda görürken izliyor, ekranı falan öpüyor böyle. Ya çok güzel. Vakit ayırma konusu evet, siyasette büyük bir sorun. Köfteci hikayeniz varmış. Çocukları köfteciye mi götürmüşsünüz bir gün? Gece yine korumasız. Köfteci evet. Yani işte fırsat buldukça gidiyoruz öyle. Köfte yemeye. Niye köfte dediniz? Yok, bir köfteci hikayesi vardı. Böyle bir şey anlattı birisi. Tam hatırlamadım ben de ama böyle bir başınıza bir şey mi geldi acaba diye. Onu korumasız sıklıkla gezer misiniz? Gezerim. Seviyor musunuz? Yani böyle. Seviyorum. Neden? Ya şöyle, kendim oluyorum. Yalnız hissediyorum. Özgür hissediyorum kendimi. Ama tanırlar sizi artık. Herkes tanır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra ya çok daha fazla tanırsınız. Tanısınlar. Yani hani gezmekte bir sıkıntı nasıl yok. Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Mesela fotoğraf çekmek istedi geldi. Çekilir misiniz hemen? Ya da böyle hiç görünmez olmak istediğiniz, şapka takıp gezdiğiniz falan olur mu? Yok. Yani hani sonuçta görürlerse, gelirlerse ben de fotoğraf çektiriyorum. Sohbet ediyorum, dinliyorum. Ya şöyle, çok güzel hikayeler oluyor orada, bakıyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Yani ben mesela Hataylı bir depremzedeyle karşılaşıyorum, Malatyalıyla karşılaşıyorum, Elazığlıyla karşılaşıyorum. 81 ile gittim ben, 500 ziyaret yaptım ve orada her ilde bir hikayemiz var. Yani Kastamonu'da sel oldu, oradaydık. Elazığ'da size Kara Murat diyorlar. Evet. Bir reklamı çok bastırdılar, bir reklama gidelim gelin onun hikayesini tamam. Söyleyeyim, reklam arası. Arada dedim ki gençler, sorusu olan var mı? Soru soracak mısınız? Soru cevap yapıyoruz efendim. Müsaadeniz olursa biz bazen gençlerin sorularını alıyoruz. Bir hayli genç el kaldırdı. Dolayısıyla son dilimde müsaadeniz olursa böyle onlara tamam. Da mikrofon verelim. Kara Murat dedik ama ben hemen öncesinde siz şu Kara Murat'ı bize söyleyin, sonra VTR'mizi izleyelim. Bu arada sizinle ilgili de VTR hazırladık. Bir tane. Evet, bir video hazırladık. Çok hoşunuza gitmeyebilir. Olsun. Ya şöyle, işte deprem oldu. Elazığ'da. 24 Ocak 2020. Haber alır almaz hemen apar topar Elazığ'a gittik. Ondan sonra tabii Elazığ'da bayağı bir hasar var. Ondan sonra sokak sokak
orada mahalle mahalle vatandaşımızın işte nerede bir enkaz varsa, nerede bir bu manada bir mağduriyet varsa her yere gittik, ilçelerine gittik, ilçeler de etkilendi. Malatya'mız yine o zaman depremden etkilenen ilimizdi. Biz de gezdik, bir ay aşkın orada kaldık ve yani işte sabah çıkıyorduk. Sabah çıkıp akşama kadar orada vatandaşımızın bizi görmek istediği nereyse orada oluyorduk. Sonra tek tek onlarla işte konuştuk, ikna ettik, anlattık. Önce acıları paylaştık, beraber üzüldük, beraber ağladık. Ondan sonra da hızlı bir şekilde konutların yapımını başlattık. Ve Elazığ tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik ki o zaman gerçekten bayağı bir etkilenmişti. Hızlıca konutları söz verdik, yaptık. Bir yıl içerisinde efendim, teslim ettik. Çok özür dilerim. Kara Murat konusu. Tamam onu anlatacağım ya. Sen niye bu kadar sabırsız? Ya bir şey söyleyeyim, siz benim misafirimsiniz arkadaşlar. Beni alkışlamayın. Zaten az önce gürültü yaptınız. O yüzden dedim bu ne gürültü diye. Şimdi neyse bir yılda... Ha, böyle şey yapıyor gibi geldi bana birden. Bakanlık faaliyetlerinizi anlatıyormuşsunuz. Aslı sana da öyle gelmedi mi? Aslı destekler misin beni? Çok İcraat, yalnızım şu an. İcraatın içinden gibi oldu. İcraatın içinden. Niye Kara Murat diyorsun? Ondan sonra bir yıl içinde bitireceğiz dedik. Böyle gittik orada hemen hızlıca inşaatlara başladık. İşte köylerimizde, ilçelerde, her yerde böyle inşaat faaliyetleri var ama... O bir yıl içerisinde de sürekli gidip geliyorum. Sonra neyse evler teslim edilmeye başlandı 6 ay sonra falan. Onlar şey dedi ya bu dedi sokak sokak geziyor. Tabii görüyorlar bizi hep her yerde. Bir sıkıntılar olsa hemen bize iletiyorlar falan. Sen dedi bizim dedi Kara Murat'ımızsın dedi bundan sonra dedi. Sen bizim hemşerimizsin dedi. Sonra bu böyle dalga dalga yayıldı. Elazığlılar bizi Fahri hemşerisi yaptı. Ondan sonra nerede görseler... Hani Kara Murat da gelir kurtarır ya öyle zorda. Elazığ'da peki gezerken korumasız mı geziyordunuz yoksa korumalarla mı geziyordunuz? Ya kısmen tabii korumanız oluyor yani bakansınız oluyor ama ben öyle... Ya dolaşıyor muydunuz orada da tabii, sokakta? Tabii yoksa sadece... Varsa görüntüler göstersinler yani her yer gitmediğiniz yer yok. Şey yok. Yani her yere yani gittik. Yani çıkıp böyle benim kendi Türkiye'de başınıza... gidemeyeceğim bir yer yok. Her yere giderim. Her yerde vatandaşımızla bir araya gelirim. Herkesle basketbol oynayabilirsiniz. Herkesle sizden top çalabilirler ve bu tabii, sorun tabii, olmaz. Sıkıntı yok. Bak mesela o görüntüler bak. Elazığ. Nerede görüntü? Her yerde biz böyle işte gittik. Bu Elazığ'da mı bu görüntü? Galiba oradan. Yani gittik. Orada ev ev hasar gören nere varsa Mustafa Paşa'da, Abdullah Paşa'da, Rüstem Paşa'da yani... Bunu vermeyelim şu anda. Her yerde orada gezdik. Vatandaşımıza söz. Ve o kadar önemli bir tesadüf mü diyelim? Şöyle 11 ilde yaşanan Maraş depreminde Elazığ da etkilendi. Ve Elazığ'da o bizim yaptığımız konutlar sapasağlam. Çizik bile yok. Çizik. Ve en az hasarla atlatan ki çok yakın biliyorsun Maraş deprem bölgesine hiçbir hasar olmadı. Ya TOKİ de öyleydi. Biz buna şahidiz. Deprem dönemindeki çalışmanızla ilgili ben daha önce sizin arkanızdan bazen birkaç defa cümle kurdum. Oradaki ben gece gündüz çabanıza da şahidim. Ama biz bu programda efendim... Konuşmayacağız. Siyaset konuşmayacağız. Aklıma şu geldi. Yanlış mı hatırlıyorum? Murat Karayalçın'a da Kara Murat diyorlar mıydı Ankara'da? Olabilir. Sanki öyle bir şey hatırlıyor. Diyorlar mıydı acaba? Onların tevellüt yetmez. Onların yetmez doğru. En son kime kızdınız? En son Ali veriyor. Kime kızdım? Vallahi bu... Şimdi yine siyasete girdi diyeceksin ama. Yok girmiyor. Yani yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat var ya. Ya efendim. Arada bir... Hayır. Hayır bir dakika. Ama nasıl bak nasıl kızmazsın ya? Ya Mehmet Akif Bey nasıl kızmazsın? Bak biz... Hayır. Diyoruz ki... Oğlu, hayır. Ya bizim yaptığımız kendi arkadaşlarınız için. Bizim yaptığımız metroyu kendi yapmış gibi anlatıyor. Ya efendim bir şey söyleyeceğim. Kendi bir dakika. Hayır kabul etmiyorum. Bir saniye arkadaşlar rica ediyorum. Bir dakika lütfen rica ediyorum. Kendi arkadaşlarınız içerisinde. Evet. Ha. Yani aslında arada uğradı ha deme diye de yine dedim. Evet. Şöyle yani arkadaşlarımızla da tabii ben çok titizim.
Yani programa göre hareket ederim. Böyle ani bir şey çıktığı zaman bu niye böyle oldu falan filan derim. Arkadaşlarımızdan Halil kulağı çınlasın. Bu ara benim bayağı bir... Halil burada mı? Buradaysa eğer. Halil nerede? Evet. O Halil benim de çok sevdiğim bir dostum bu arada. Bayağı eziyet çekiyor bu aralar. Öyle mi? Tabii tabii. Ya şöyle, çünkü çok yoğun. Yani Halil'i ben arıyorum, açmıyor efendim. Açmıyor telefonu değil mi? Açmıyor. Ya onun zaten bir şarjı hiç olmaz. Olduğu zaman da kulak aynen şöyle, nerede telefonu versene. Şöyle 54 şöyle şöyle tut zaten onu. Şöyle. La arkadaş bunu şöyle tutsana. Şöyle. Halil'i çok seviyorum ben. Çok kıymetli bir dostum. Bana kızmış olabilir şu anda. Çok eski çalışma arkadaşımdı benim de. Evet. Bir süredir Bakan Bey'le çalışıyor. Efendim sizinle ilgili sokağa çıktık. Orhan Gencebay sorduk vatandaşlarımıza. Neler söylemişler, müsaadeniz olsa bakalım. Merak eyvallah. Ettim. Buyurun gelsin. Bir Orhan Gencebay şarkısı olsaydınız hangisi olurdunuz, neden? Dil yarası olabilir. Neden? Çünkü insanlar ağızdan çıkmadan önce sözlerini bence süzgeçten geçirmeli. Dokunma olurdum. Neden? Çünkü benim hayat mottom o. Yani dokunma bana modundayım. Ondan dolayı. Hatasız kul olmaz olurduk herhalde yine. Mevsim bahar olunca. Çünkü hayata pozitif bakan bir insanım ben. Çok karamsar düşünmek istemeyen bir insanım. Onun için. Batsın bu dünya derdim ya. Batsın bitsin. Batsın bu dünya. Ya çünkü şu an baktığımız bir dönemde yani çok da güzel bir dünyada yaşamıyoruz. Bir teselli ver olsun isterim. Çok umutsuzluk var. Hani o yüzden bir teselli ver şarkısını isterdim. Bana bir kaderin oyunu mu bu diye bir şarkısını dile getirmeyi isterim. Çünkü dile gelen bu yaşadığımız her şey bir oyun gibi zaten. Herhalde şu an ilk aklıma gelen de hatasız kul olmaz ama. Doğru bir söz çünkü. Hiç kimse hatasız değil yani. İnsanoğluyuz. Her insanın da bir hatası var. Kimse mükemmel değil. Olamaz da. Severek ayrılalım. Yani severek ayrılalım. Üzülmeden ayrılalım. Anlayışımızı, sevgimizi ortaya yere koyarak ayrılalım. Bunlar çok önemli şeyler. Mevsim bahar olunca'yı dinlerdim. Bahar çiçekleri çok sevdiğim için o bana orayı götürürdü beni. Orhan abi, hatasız kul olmaz şarkınız üzerinden gidiyorum. Arkadaşlarımıza dedim ki Orhan Gencebay'a ne söylemek isterdiniz? VTR'sini veririm dedim. Orhan Gencebay şarkısı olsanız ne olursunuz VTR'sini verdiler. Hatasız kul olmazdan devam edelim. Buyurun. Hatasız kul olmaz bir deyimdir ama hatamla sev beni. Orada Orhan Gencebay devreye giriyor. Dermansız dert olmaz. Dermana sal beni. Kaybettim kendimi, ne olur bul beni. Gelmeye halim yok. Sen gel de al beni. Şimdi burada bir rica var sevdiğine. Demek çok büyük bir hata yapmış bir insan ve özür diliyor. Ne yaptınız da yazdınız abi bunu? Ben bunu bir dostumun da anısına yaptım ve neticede bir gün ne oldu? Hatasız kul olmaz çok sevildi. Yurt dışında da, Akdeniz'de, Avrupa'nın bazı ülkelerinde, Orta Asya'da, Trakya'da vesaire Orta Doğu'da çok sevildi, sayıldı. Bir gün bana bir mektup geldi. Mektupta şöyle diyor. Orhan Baba, Allah senden razı olsun, hayatımı kurtardın diyor bana. Neden? Bir hata yapmıştım. Çok büyük bir hata yapmıştım. İntihara karar verdim diyor mektupta. Kendimi uçurumdan atacaktım. Aman Allah. Ve kırsalda yaşıyorum. Bizim yerleşim yerimizin yakınında uçurum vardı. Oraya geldim kendimi atmak üzere. Kelime-i şehadet getirmeye başlamak üzereydim. O sırada sol tarafta az ötede bir kır kahvesi var. Senin hatasız kul olmaz, hatamla sev beni diye şarkın başlayınca durdum dedi. Sen söyledin ya dedi. Sen bana fren oldun orada. Bak Orhan Baba da hatasız kul olmaz, hatamla sev beni diyor. Demek ki hataların da affı var. Ben o zaman intihardan vazgeçeyim şimdilik dedim dedi ve bana fren oldun. Hayatımı kurtardın dedi. Sana şükran borcum vardır. Allah senden gani gani razı olsun dedi. Yani ben onun hayatını kurtarmış oldum.
bazı şarkılarımız var böyle. Demin dil yarası dedi hanımefendi. Dil çok yarası olağanüstü önemlidir. Bu arada. Dil yarası toplumun en büyük yaralarından bir tanesine yol açabiliyor. Dil. İnanılmaz bir nezaket. En, evet. İnsanı çileden çıkaran en önemli konulardan biri kötü sözlerdir. O kötü sözler olmasa insan çok daha mutlu olur. Ben de onun için dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş dedim. Siyasetçilerimize mi yazdınız bunu abi? Ben bunu genel olarak dil yarasından yara almış insanlara yazdım ve insanların dil yarası yapmamaları için yazdım. Ve bu şarkı bütün ülkelerde neredeyse söyleniyor, çalınıyor. Hoşuma gidiyor. Ülkemizin dışında hani demin saydığım gibi ülkelerde de çalınıp söylüyor. Senfonik olarak da. Hatas kul olmaz da öyle. Bunlar bana gurur veriyor, hoşuma gidiyor. Evet. Ama kocaman bir alkış Orhan Gencebay'a. Tüm bunlara karşın vatandaşlarımız, insanlarımız, canlarımız beni çok seviyorlar. Ben onu gördüm. Olağanüstü mutlu oluyorum tabii. Onu gösterelim abi. Çok özür dilerim. Bölüyorum sizi. O gelsin. Yani biz zaten Orhan Gencebay'a ne söylemek istersiniz diye bir VTR'miz var. Onu girebilir miyiz? Mümkünse efendim. Hadi gelsin lütfen. Orhan Gencebay'a seslenme şansınız olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ben herkesin elini öpmem ama onun Orhan Baba'nın elini öperim. Neden? Sanatıyla, aile yaşantısıyla benim için 10 numara demeyelim. İnsanın hem mutlaka bir eksik yanı vardır. 9 numara veririm ben ona kendisine. Çocukluktan bu yana onun hayranıyım. Onun hayranı olduğum için evde 2 tane bağlamam var. Hep onun şarkılarını çalmaya çalışıyorum, gayret ediyorum tabii. Onun ellerini inşallah bir gün öpeceğim. Çok beyefendi, çok karizmatik bir adam. Gerçekten böyle onunla tanışıp görmek isterdim yani onu. Bir kere hayranıyım onun, bir. İki, çok dürüst. Kişiliği güzel, kendi güzel. Tebrik ve takdir ederim öyle sanatçıları. Yani bir pırlanta gibi sanatkar. Başka bir şey diyeceğim yok. Gençliğimden beri çok beğendiğim bir kişilik. Şarkılarını yakından dinlemek isterdim. Yüreği güzel, kendi güzel. Yani okuduğu şarkılar güzel. İnsanlara yıllarca o duyguları aksettirdi, yaşattı. Kendi acaba o duygulara nasıl yaşıyor? O kadar güzel ve acıklı şarkıları nasıl yazdığını bilmek isterdim. Bir kere oturup konuşmak isterdim açıkçası. Oturup bir dertleşmek isterdim. Şarkılarıyla büyüdük. Diline, gönlüne sağlık derdim. Şimdi bunları duyunca bu cümleler beni olağanüstü motive ediyor, heyecanlandırıyor, bana güç veriyor. Zaten ben halkımla irtibat sürekli öyle kurdum, sondajlar yaptım. Nelerden hoşlanıyor, neyi seviyor? Zaten kendi kültürümüzün içinde yapıyoruz gerekeni. Ben böyle sevilip sayılırken bir anımız var, onu söylemek istiyorum. İstinye'de bir akşamüstü dostlarla otururken bir dostu da bekliyoruz. Bir satıcı, yaşlıca bir bey, bir şeyler satıyordu, beni geldi, beni gördü. Bana bir baktı, Allah Allah, Allah Allah dedi kendi kendine. Sonra bana, Orhan Gencebay'a ne kadar benziyorsun dedi. Dedim, teşekkür ederim. Benzetiyorlar mı dedi. Evet dedim, benzetiyorlar Orhan Gencebay'a. Sizin gibi benziyor. Allah Allah, Allah Allah. Dedi, sonra arkadan şunu ilave etti. Ama çok severim, iyi adamdır ha dedi. Allah Allah, ben bile şey görmedim, bu kadar benzeme görmedim. Hala beni benziyor diye. Bir... Konduramamış ya hiç. Biz de yani onu mahcup etmemek için şey demedik. Söylemediniz ben benim. Demedim. Demediniz. O beni hala öyle diyor. Öyle gittiniz. Aa, öyle keşke biliyor. Tanışsaydınız. Yani... Biz size sürpriz yaptık. Ben de arada gördüm az önce. Röportajın başındaki isim. Siz de Orhan Gencebay'a benziyorsunuz. Evet. Evet. Değil mi? Orhan Gencebay'a benziyorsunuz siz de. Bana zaten hep dışarıda Orhan Gencebay derler. Ben de Orhan Baba'ya... Abi röportajdaki siz değil misiniz? Evet benim. Sizi buraya mı getirdi? Çok güzel evet. Sürpriz olmuş. Keşke ötekileri de getirseydiniz. Keşke. Arkadaşlar. Sağ ol.
Konuşabilir miyim? Buyurun tabii ki. Ben çocukluğumdan bu yana Orhan Baba'yı çok severim. Bahçelievleri kısa anlatayım. Minibüsçülük yaparken arkadaşlarım hep bana sorar. Orhan Baba'nın kaseti ne zaman çıkacak? Sen bilirsin. Sen bunu öğren bize söyle. Alamazsak sen bize al getir filan. Ben çocukluğumdan bu yana Orhan Baba'nın saç stili, bıyık stili olsun. İki tane de bağlamam var. Hep en zor şarkılar. Ben derdim ki arkadaşlarım, eğer siz Orhan Baba'nın şarkısını çalıyorsanız gerisi çok kolay. Peki bir şey soracağım. Hiç karşılaştınız mı? Ya. 2-3 sefer. Ben İETT'den emekliyim. Boğaz'da çalışırken bir gün spor yaparken körüklü otobüs var benimde. İmdadı indirdim. Orhan Baba orada elektronik şeyi ayarlıyorduk. Elektronik bir saat artık her neyse elinde. Aa Orhan Bey, Orhan Bey, hemen gittim koştum yanına. Dedim baba, ben herkesin elini öpmem ama bu eli öpeceğim ben. Öptünüz mü? Yani Orhan Gencebay'la fotoğrafınız var mı abi? Bir şeyde Üsküdar Bağlarbaşı'nda kongre merkezinde çektirmiştik bir konferansta. Bir tane var mı fotoğraf? Şu anda kayboldu, telefondan gitti ama Orhan arzu abi, ediyorum. Fotoğraf çekilebilir mi? Tabii ne? Ben çekeyim. Gel abi sen. Gel. Olur. Sen de çekelim. Sen gel abi. Orhan Gencebay'la fotoğrafını bu böyle bir siz, madem çok değişik. Stüdyoya gelmişler. Bunu ama yapalım. Ceketini arada, de bırakmıyor bu arada. Ceketi bırakmadı. Evet, evet. Ceketi bırakmıyor. Ceketi bu arada bir çok emanet. Kalabalığız. Gelmek için de bir yardımcı olalım lütfen. Ben çekeyim fotoğrafı. Müsaadeniz olursa. Buraya oturtalım, ben kalkayım. Ha, oturarak o da olur. Siz gelin buraya. Efendim, bir mahsur yok değil mi sizin için? Evet. Sağ ol kardeşim. Ver fotoğrafı. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ümraniye teşekkür ederim. Eyvallah. Ben fotoğrafla ayakta da telefonu ayakta. Telefonu alabilir miyim? Gördünüz değil mi? Elimi öpüp başına koydu. Sen de beni öptün? Evet. Benim elimi öpüp başına koydu. Ben görmedim. Bu gayri ihtiyarıydı. Telefon. Elini ya, Orhan Gencebay'la karıştırmıştır. Orhan Gencebay isimle böyle her yiğidin ağzından... Ben telefonu alayım, böyle fotoğraf çekelim. Şunu alabilir miyim, özür dilerim? Telefon nerede? Başkanımı da alalım. Abi telefon nerede? Sen mi çekiyorsun? Tamam, ben çekeyim bir tane. Tamam. Röportajda şöyle çekiyorum. Bak bu... Bu arada ben bile böyle bir şey yapmadım. Teşekkür ediyoruz abi, buyurun. Hatta arkadaşım aradı. Benim için de dedi elini yok. Düşün köşe. Arkadaşına çok selam ve sevgilerimi söyle. Buyurun. Başkanımı da oraya bekliyoruz. Sağ ol. Her zaman. Karadeniz. Evet, değişik bir sürpriz oldu bizim için de. Efendim, siz eşinize hislerinizi çok dile getiremediğinizi söylediniz mi? Ben mi? Evet, söyledim. Bir programda. Neden getiremediniz? Ya şöyle, yani hani belki yapım öyle, çok fazla böyle sevgi hislerimi, düşüncelerimi çok belki dile getiremiyorum. O da aslında bekliyor. Yani ben başka şekilde gösteriyorum sevgimi. Ama sonuçta kadınlar öyle veya böyle sevgiyi o sözcüklerle duymak istiyor. Belki buradan söylemek istersiniz, evet. Birkaç cümle. İzliyordur herhalde değil mi? Evet, izliyordur tahminim. O zaman yani... bence kamera hangisi sayın kurumun kamerası? Buyurun, ışığı yanan kameraya söyleyebilirsiniz. Evet. Şurası diyor. Şu ortadaki. Şurada ışığı şu yanan kamera. Sağdaki ikinci. Evet, doğru. Tamam, buram. Şurası efendim. Orası. Tamam. Yani ben... Evet, eşimi çok seviyorum. Ona söylüyorsunuz zaten, biz biliyoruz. Evet. Tamam. Ona hitap ediyorsunuz efendim. Seni çok seviyorum, canım benim. Hatırlıyor musunuz yazdığınız şiiri? Yok, hatırlamıyorum. Ama eşim de var, onu saklamış o. Bu arada zor bir şey yaptırdık. Yani ne yapması yaptın? Az önce yaptırdığım zor bir şeydi canlı yayında. Evet. Güzel. Aslı? Güzel, evet. Mesela bu da var değil mi? O kadar çok siyasetçileri de görmüyoruz hani böyle sevgilerini dile getirirken. Vatandaşa dile getiriyorlar.
eşlerine ya da işte... Eşinizden oy almıyor musunuz? Hakikaten ha. Bugün Esenyurt'a gittim. Şimdi o zaten garanti oy gibi mi bakıyorsun? Şimdi bir görsen acayip bir kalabalık var. Ya, abi, ya dur bir dakika ya, ben bir şey anlatacağım. Nasıl geldik ya buraya? Ya siyasete girmeyeceğim. Yani orada o kalabalığı, o coşkuyu görünce içinize sığmıyor. Yani valla öyle her şeyi söylemek istiyorsunuz. O zaman onlar... şey mi? Eşiniz mesela eve her gün böyle miting alanı gibi kalabalık toplasa. Böyle kapıyı açacağız. Çocukları toplayıp... Güzel, güzel fikir. Evet. Çocukları toplayıp ellerine bir döviz verip... Ondan sonra dövizlerle karşılarlarsa evet, belki... Evet, orada... Daha etkili olabilir. Valla biz kalabalığı görünce bu ara... Hemen, konuşmaya başlıyoruz. Hemen konuşmaya başlıyoruz. Orhan evet. Bey, siz dile getirir misiniz sevginizi Sevim Hanım'a? Sevim Hanım burada mı? Onu, buradaydı da yani. Şu anda içeride. Burada, içeride. Selamlar onu kendisine. Ta baştan beri bestelerimde dile getiriyorum. Yüzlerce bestem var. Binin üzerinde de tamamlanmamışlarla beraber. Hı. 600 civarında. Belki bestesi de en çok beste yapan kişilerden biriyim. Ve bestelerimde sevdiğimi... Alabildiğine anlatıyorum. Peki evde mesela sabah uyandınız. Öyle sevgisiz hayat olur mu? İnsan sevdiğini söylemeden yaşar mı? Sevmek yaşamın temelidir. Seven kişi sevdiğini söylemeli. Zaten seven kişi sevilir. Sevilen kişi değil, önce seven kişi severse sevilir. Bunu böyle bilmek lazım. Kesinlikle başka türlü düşünmeyin. Şey diyorlar ya abi, sevmek mi sevilmek mi? Çok güzel. Sevmek, cevabı bu. Severseniz birinci sevmektir. Yani. Birinci derecede sevmek mi daha güzel? Sevilmek midir gülüm? Senin niyetin beni öldürmek midir gülüm? Bu dünyanın kanunu al gülümle ver gülüm. Aşk paylaşmak içindir. Paylaşalım be gülüm. Aşkın hesabı olmaz. Aşktır bu, gözü doymaz. Her şeyi satın alır, satın alınmaz. Ben aşkı anlatmaya çalışıyorum. Neler söyledik yani. Eyvallah. Efendim, çocukların nazı en çok size mi geçer, eşinize mi? Kimden izin alırlar? Bana geçer. Öyle mi? Tabii tabii. Çünkü annesi biraz daha evde... Otorite anne mi evde? Otorite anne. Biz olmayınca otoriteyi o sağlıyor. Çocuklar... Daha çok annesinden alamayacakları şeyleri benden isterler. Evde bakanlık ya da başkanlık yapabiliyor musunuz? Yok. Yapmıyoruz ya. Yani evde ben böyle ev işleriyle falan uğraşırım. Çok boş durmayı sevmem. Evde de mi? Tabii hiç. Evde de çalışıyor. Yani şey yaparım. İşte evi düzeni çok severim ben. Yani hani ya işte koltuğu düzenlerim, ne bileyim orada halı işte yan döndüyse onu şey yaparım falan. Gerçekten evet, evde düzenliyimdir. Temizlik falan. Yardım ederim eşime yani temizlikte de yardım ederim. Ben şey ederim. Şimdi bu genel soyut bir şey. Toz almak mı? Elektrik süpürgesi yapmak mı? Lavaboları olmak mı? Yani evi süpürürüm. Yemekte yardım ederim. Yani yemekte ben öğrenci evlerinde arkadaşlarla otururduk. Yemeği ben yapardım. Tamam, yemek onlar, yapıyor musunuz? Tabii yaparım. Bulaşığı onlar yıkardı. Yani çok önemli bir şeydir bu arada yemek yapmak. Bulaşık yıkamak. Tabii. O yüzden nöbet sırası, kavgası. Peki yüzden, şimdi evde? Şimdi ev yani vakit olursa evde olursam yaparım yani. Yani severim çünkü orada da kafamı dağıtıyorum. Yani eşime yardım ediyorum. Severim yani evde yardım etmeyi. Toleransı olan ama sizsiniz ve sizden izin alıyorlar. Evet, çocuklar bizden daha çok bir oyuncak isteyecekse mesela küçük bizden ister. Annesi çünkü almaz yani sen oyuncakların var oyna onlarla diye. Ben ne bileyim sevgimi bazen öyle gösteriyorum bir şey alarak. Arkadaş bir baba mısınız, otoriter bir baba mı? Yani çocuklarınızla iletişiminiz nasıl bu anlamda? Yani yeri geliyor arkadaş oluyorum, yeri geliyor... Şöyle yapmamız lazım diyorum ama tabii gençler yani gençlerin gözünden bakabilmek önemli Mehmet Akif Bey. Yani onların farklı bir dünyası var. O dünyada kendi öncelikleri var.
kendi beklentileri var. O yüzden o pencereden bakabilmek de önemli. Çünkü ben ya ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim için bir küçük bir hediye çok kıymetliydi. Ama şu an belki hediyenin çok fazla kıymeti yok. Ne bileyim böyle biraz daha dijital bir dünyada gençlerimiz yaşıyor. O zaman çok fazla bizim işte gençliğimizde internet falan yoktu. Yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Oradan bağlıyormuş. Türkiye'ye internet getirdik. Buzdolabı getirdik. O yüzden onların penceresinden de bakabilmeye çalışıyorum. Aslı bir şey soracak mısın? Yok, söylemeyeceğim. Sadece yumuşak bir baba olduğunu düşünüyorum. Bu ben şeyde, bana da öyle geliyor. Şöyle bir şey var. Hani anneler hep yarın canını sabre yaşarlar ya. Kızmıyor gibi geliyor. Yoğun baba, yani çok yoğun. Hani çok iş yapan babaların, çok çalışan babaların da aslında o, yani ne isterse çocuklar alayım tavrı biraz o vicdandan da kaynaklanıyor. Şey onun şaşırttı için, değil mi? Ya ben mesela Murat Kurum bilmiyorum. Yani siz ne kadar tanıyorsunuz, kaç kere gördünüz? Ben biraz tanıyorum ama mesleki olarak. Ama bu formatta ilk defa sohbet ediyoruz. İlk defa aslında Murat Kurum'la sohbet ediyoruz. Ve şöyle şaşırdım yani. Siz gayet güler yüzlü biriymişsiniz ve aslında sempatik biriymişsiniz. Böyle çok da sert ve şey değilmiş yani. Böyle sinirlenen biri gibi gelmediniz bana. O yüzden nasıl sinirlendiğinizi merak ettim. Onu Halil'e soracağım çıkınca. Nasıl? Çok kolay kolay sinirlenmem ya. Yani. Sakin biri misiniz? Yani sakinim genelde. Ama elbette ki sinirlendiğimiz zaman da oluyor. Ama genel itibariyle sakinim diyebilirim. Sizi çok mutlu eden bir şey söyler misiniz? En son sizi şu beni çok mutlu etti dediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey yaşadım ve çok mutlu oldum. Esenyurt'a gittim, mitingdeydim değil ama. Ya şuna çok mutlu oldum. 11 ilimizde deprem oldu ya. Evet. O depremden sonra biz oraya gidip söz verdik. Ben 3 ayda 180 bin konutun inşasını 11 ilde başlattım. 6 Şubat'ta da geçtiğimiz 6 Şubat'ta da evlerin teslimi oldu. Ve evlerini aldılar. O gün o beraber üzüldüğümüz, ağladığımız günlerce eyvallah, orada çok el ele verdiğimiz vatandaşlarımızın ev alması beni çok duygulandırdı yani. O gerçekten benim için çok önemli eyvallah, bir andı. Bunun dışında bir şey. Daha böyle kişisel özel ilişkilerinizle, hayat, çocuklarınızla ilişkiniz olabilir, arkadaşlarınızla olabilir. Mesela arkadaşlarınız, çocuk arkadaşlarınızla hala görüşür müsünüz? Yoksa hepsini engellediniz mi? Yok, görüşüyoruz. Bakan olduktan yani sonra. Yani çocukluk arkadaşlarımızla, üniversiteden arkadaşlarımızla görüşüyoruz hala. Yani ara ara bir araya geliyoruz. Bir WhatsApp grubu var. WhatsApp grubunda konuşuyoruz. Orada mesela yani ciddiyet dışı şeyler konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz ya arada yani hani şey. Ya şey ben her zaman öyleyimdir ama yani ne düşünüyorsam söylerim. Çocuklarınızdan duyduğunuz ve aklınızda kalan en güzel şey neydi? Ve hangisinden duydunuz diyeceğim. O biraz diğerlerini kızdırabilir. Ama böyle zihninize çakılan evlatlarınızdan birinden kimden olduğunu söylemeseniz de olur. Beni çok mutlu etti ya. Bunu duyduğumda kendimi şöyle hissettim dediğiniz bir şey var mı? Ya oğlum beni biraz şey yapıyor, onu görüyorum. Baba ben de senin gibi işte hizmet edeceğim, ben de senin gibi çalışacağım demesi beni gururlandırıyor. Kızım da, ben kızdan beklerdim mesela. Kızım da şunu söyledi bir gün. Ya baba çok çalışıyorsun falan dedi. Dedim bizle ilgilenemiyorsun dedi. Dedim ne yapmamı istersin dedim. O bir ara böyle ya biraz bizle ilgilensen falan dedi. Dedim şeyi hani o bakanlığı bırak falana kadar geldi. Dedim bırakayım mı istiyorsan bırakırım dedim. Ondan sonra o da dedi yok bırakma dedi. Sen bırakırsan üzülürsün çünkü dedi. O yüzden bırakmanı işte istemiyorum diye. O da öyle bir anımız var. Hepsi sağ olsun çok fedakar. Hepsi benim o yokluğumu belki hissediyorlar ama bana yansıtmıyorlar. Eşim ilgileniyor. Eşim sağ olsun o manada her zaman onların yanındalar. Peki sosyal medya hesabınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yoksa kısmen ben kullanıyorum. Kısmen arkadaşlar da tabii kullanıyor. Bakıyor musunuz oradaki mesajlara? Bakıyorum. Yorumlara. Tabii, etkileniyor tabii musunuz? Yani olumlu olumsuz? Yani olumludan da etkileniyorum. Olumsuzdan da tabii ki etkileniyoruz. Yani sonuçta herkesin fikrine saygılıyız. Varsa bir hatamız düzeltmeye çalışıyoruz. Orada da neticede insanlar özgürce
kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. Biz de bakıyoruz, varsa hatamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Biz bir Murat Kurum videosu hazırladık. Onu verelim. Bakalım Sayın Bakan nasıl karşılayacak? Murat Kurum VTR'si bir tane var benim bildiğim kadarıyla. Gaflarıyla ilgili bir... Gaf yapıyorsunuz ya bazen. Evet, bazen yapıyoruz. Yoğunluktan ister istemez oluyor. Atasız. Değil mi? Murat, bir video hazırladık efendim. İzleyelim lütfen. Bakın net konuşacağım. Ben siyasi, stratejist, analist ve konfirmistim. Murat Kurum'un gaf yaptığına dair çok eleştiriler var. Ben buna kesinlikle karşıyım. Murat Kurum gaf yapmıyor. Murat Kurum sözcükleri yanlış cümlelerin içine sokuyor. Murat Kurum'un dansı çok eleştirildi. Hani Murat Kurum acaba düzgün dans etmiyor mu? Dansı bir görelim, dansı bir görelim. Şuraya dikkat edin. Murat Kurum'un uvuzları, organları ilk defa dans, müzik duydukları için Murat Kurum'dan bağımsız hareket ediyor. Murat Kurum'un yerinde otoriter bir insan olsaydı organlarına ya sen niye böyle yapıyorsun falan filan diye baskı yapardı. Bakın bu büyük liderlere has bir özelliktir. Şu da çok tartışıldı, çok edildi. Ya bu adamın artık bu Murat Kurum'un üstüne gitmeyin. Neymiş efendim? Büyük çekmece ile küçük çekmeceyi karıştırmış. Büyük çekmecenin bizden beklentileri var. Küçük çekmecenin. Evet. Bugün bunu haber yaparlar. Şimdiden selam söylüyoruz onlara. Allah'tan kağıt tepe demedik. Hangimiz çekmeceyi karıştırmadık ki? Çorap çekmecesine kot şort koyduğumuz, başka şey olduğumuz şeyler anlar olmadı mı? Murat Kurum'u böyle yargılamak çok yanlış. Ben çok yanlış buluyorum. Bakın bir de şu çok eleştiriyor. Murat Kurum'un söylediği bir şarkı var. Diyarbakır Lola. Şöyle. Diyarbakır Lola Lola Lola. Buralarda yar seven vallahi gider olur. Lele 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 canım. Diyarbakır güzel bağlar. Ya kardeşim. Bu adam çalışıyor, işinde gücünde kaptırmış, ister lo lo der, ister mo mo der, ister so so der. Bu adamı birazcık rahat bırakın ya. Bu adamı bir rahat bırakın ya. Evet, güzel ya, olmuş. Güzel mi? Güzel, güzel. Gerçekten. Kızmadınız mı? Yo, niye? Gerçi Olkan çok şey. Olkan herhalde Murat Kurum'la siyaset falan mı yapacaksın? Murat Kurum'u rahat bırakın. Murat Kurum yapabilir falan çok şey yapmış. O şarkı neydi ya? Evet. O görüntüyü bir daha verebilir miyiz biz konuşurken? Öyle bir imkanımız var mı teknik olarak abi? Var mı? Bizi görerek verebilir misiniz? Bu sesi duymuyoruz ya efendim. Orada bir senkronizasyon sorunu var ya. Mesela verebiliyor muyuz? O şarkı anını. Ayarlıyorlar, ha tamam. Ayarlıyorlarmış arkadaşlar. Biz ne yapsak akşam televizyonda görüyoruz. Yeter. Böyle bir A yerine B de hemen akşam televizyonda. Hiç ama şeyi söylemiyorlar. Ya bu adam bu kadar iş yapıyor, üretiyor, projesi var, hayali var. Bunları gerçekleştirmiş, bunları yapmış. Yok. Onları söylemiyorlar mı? Yok yok, onları söylüyorlardır ama bunlar böyle eğlenceli diye herhalde. Ya biz gaf yapıyoruz. Onlarınki, bizimki eğer gafsa onlarınki ne? Ya hayır efendim, konu bu. Yine geldik bizler. Biz çekiyoruz Murat Kurum'u. Murat Kurum. Orayı verebiliyor muyuz? Buradaki çalan şarkı ne ya? Ve ikiniz ayrı şarkıda dans ediyor gibisiniz. Evet, o şarkı neydi? Ya o şarkı aslında Orhan Bey'in şarkısı var ya bize yazdı. Hani gelmedi? O şarkıda oynamaya çalıştığımız için o senkronizasyon yok. Yoksa ben iyi oynarım. Karıştırmadık ki. Çorap çekmecesine kot şort koyduğumuz, başka şey olduğumuz şeyler anlar olmadı mı? Murat Kurum'u böyle yargılamak çok yanlış. Ben çok yanlış buluyorum. Bakın bir de şu çok eleştiriyor. Murat Kurum'un söylediği bir şarkı var. Diyarbakır Lola. Şöyle. Diyarbakır Lola Lola Lola. Buralarda yar seven. Vallahi
Gider öv olur lele 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 canım. Ekibime teşekkür ediyorum. Ya gerçekten birbirimizi hiç anlamadığımız bir gecedeyiz. Çok sağ olun. Çok başka şarkılarda dans ediyoruz arkadaşlar. Biz de sizle başka şarkılarda dans ediyoruz şu an. Ya şey Orhan Gencebay türküsünde yanınızda kim oynuyor Türkiye orada? Türkü değil, Türkü değil. Size yaptı şarkıda. O şarkıda onu dinleyeceğiz. Hani bize yaptı ya, o program sonunda onu çalıyorlar. Kimle orada oynuyorsunuz? Orada bizim belediye başkanımız, Konya'dan bir belediye. O başka bir şarkıda oynuyor gibi hareket ediyor. Ya işte şarkıya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Normalde o şarkıda öyle oynanmaz da biz de oynayalım evet, dedik çok işte. Evet çok oynanacak bir şarkı. Belediye başkanı olursanız sizle ilgili böyle skeçler yapıp şey yapabilir miyiz yani böyle? Yapabilirsin. Gaflarınızla ilgili falan eğlenebilir miyiz? Tabii tabii. Her böyle şeyler. Siyasette çünkü böyle açıkçası arkadaşlar videoyu yaparken böyle tedirgin oldular. Ya yapmasak mı? Şimdi Murat Kurum belediye başkanı olursa falan başımıza iş başımıza bir iş gelmez herhalde. Ya şöyle Mehmet Akif Bey, kendin olacaksın yani. Neyse ne olsun ya. Yani rol yapmaya gerek yok ki. Oynayabiliyorsan oynarsın. Seviniyorsan sevinirsin. Üzülüyorsan üzülürsün. Yani hani ben kendimim. Kendim olacağım. Geçmişte de öyleydim. Buraya gelirken de Murat Kurum olduğum için geldim. Murat evet, Kurum olduğum geldiniz. İçin aday oldum. O yüzden size... Bu siyasi mesajları alkışlayan arkadaşların sorularını almayacağım. Diğer yönleri alkış, değil mi? Aslı bunu... Ya evet neden olamıyor? Yani siyasi neden mi? İnsanlarla ilgili soru sorulamıyor? Soru alacağız. Hayır, soracak. İnsanın kendisiyle ilgili soru neden soramıyoruz? Siz bir soruyu alana kadar bence bunu bir düşünün. Şart mıdır siyasi soru sormak? Siyasi soru sormadılar. Yani bizim işte yüze oynadığımız görüntüler de var. Onları niye vermiyorsun? Aa bir dakika var. Bir dakika doğru. O var mı o görüntü? Halil'den ben bir görüntü almıştım. O görüntü var mı? Onu verebilir miyiz? Hadi bakalım bu sefer gerçekten doğru görüntüyü verebilecek miyiz? Gelsin. Bak. Burada ne olmuş? Orada şarkıda sorun var şarkıda. Orada yani şarkıda. O şarkıda oynamak hataydı. Ama biz içimizden geldi oynadık. Yani o başkanla ben geldim. O zaman ilçesine ziyarete gitmiştim. Hakan Bey karşınızdaki herhalde. Ankara İl Başkanı. Ankara İl Başkanı. O da iyi oynuyor. Evet o da iyi oynuyor. Biz oynuyoruz. O bayağı iyi oynuyor. O... Ziyarete gittiğimde belediyede karşılamışlar bizi. Ve orada işte Bozkır havalarında diyelim. Orada oynamıştık. Abi bir yerde mesela efendim balık tutuyorsunuz. Evet. Niye tutuyorsunuz balık? Balık niye tutulur? Ya siz niye balık tutuyorsunuz? Ya biz de balıkçı esnafımız, kardeşimiz, vatandaşımızın orada hem yanına gittik. Siyaset yapmıyorum ya anlatıyorum yani. Yani orada beraber olduk Orhan abi. Yani ne var bunda? Yanlış bir şey var mı abi? Yok, balık sevilmek için tutulur ama sonra yenmek için şüphesiz. Başka ne olabilir? Hayır şöyle bir şey. Şundan sordum Orhan abi. Mesela ben Murat Kurum. Ben mesela balık tutamam. Bilmiyorum ya balık tutmayı. Biliyorum olta atsam dursam falan. Ama mesela onu bazıları şöyle çeviriyor ya mesela. Bazıları da çeviremiyor gibi. O yüzden dedim hani balık tutunca mesela balıkçı oy veriyor mu? Balıkçı esnafı. Var mı böyle bir şey? Sen diyorsun ki bize siyasete girme kendin giriyorsun. Hayır. İki nokta var. İki nokta var burada. Bir hakikaten oynayan siyasetçi sempatik mi duruyor?
İki, Akif'in söylediği gibi o işin mesleğini, yani bu illa balıkçı olmayabilir. Balık tutan biri bir örnek orada, görünen bir şey yansıyan. Yani başka bir işi yapan biri de olabilir. Onun yanında bir siyasetçi gittiğinde sanki onun işini yapıyor gibi ya da işte şapkasını takıyor, formasını giyiyor gibi neden yapıyor? Bunlar bilmediğimiz için soruyorum. Sempati şöyle, mi yaratıyor? Yani şöyle, şimdi biz toplumun her kesimiyle beraber olmak zorundayız. Yani her kesimi dinlemek zorundayız. Her kesimin sorunlu, problemi neyse onun, hani dedim ya, gençliğin penceresinden de bakmak zorundayız. Esnafın penceresinden bakmak zorundayız. Şimdi İstanbul'da hafta içi, hafta sonu işte Galata Köprüsü'nden başlayın ta işte Sarıyer sahilinin sonuna kadar her yerde balıkçıları görürsünüz. Balık tutan esnafımızı görürsünüz. Ve orada o bir spor, o bir hobi, o bir ihtiyaç, o bir belki kafa dağıtma. Onların orada ihtiyaçları var. Siz niye tutuyorsunuz efendim? Şimdi onlar tutsun. Orada onlarla bir araya gelerek onların orada, hissini paylaş. Tabii hem hissini paylaşıyorsun hem onları dinliyorsun. Ayrıca ben kendim de balık tutmaya gittim yani çocuklarımla. Yani olta aldım. Gittim onlarla balık tuttum. Yani bir gün Beylerbeyi'ne gittik mesela. Orada öğrendik, tuttuk ve çok güzel bir duygu yani. Balık tuttunuz mu sen? Sen tuttun mu hiç? Tutmadım. Yani çok güzel, ben tavsiye ederim sabır, gerçekten. Sabır isteyen önemli bir şey. Sabır da istiyor ama ya o orada İstanbul'un güzelliğini hissediyorsunuz. O boğazın esintisi, işte orada vatandaşlarla bir arada... Estetiği. Estetiği. Gaf yakaladım. Niye? Esintisi dedim. Esintisi dedi. Ya siz illa bir yakalamak zorundasınız ya. O güzel orada... ne diyeceğimi de unutturdun ya. Hayır. Yani, seyirci, yani kıymetli gençlerimiz, benim misafirimsiniz. Birazdan soru cevap yapacağız. Orada mesela ben söz hakkı vereceğim. Aslı verecek. Evet. Orhan abi verebilir. Yani belki. O İstanbul'un... Ama buyurun efendim. Güzelliğini güzelliğini hissediyoruz. Öyle değil mi gençler? Yani oraya gidiyoruz. İstanbul. Orada huzur buluyoruz. Coşuyorlar yani balık tutmayla ilgili. Orada, tamam bunlar doğru yani. Evet çok hoş bir etkinlik ama burada hani alkışladılar ya, evet buluyoruz diye. Kaçınız balık tuttu bugüne kadar hayatında? Bak. Yok artık. Yok gerçekten artık. Mi? Soracağız o zaman. Galata'yı boş bırakmayanlar bunlar demek. Boğaz'da da tutmuş olabilirler. Gerçekten tuttunuz mu ya? Nerede tutuyorsunuz? Bak bizi manipüle etmeyin arkadaşlar. Buna ihtiyacımız yok. Sohbet ediyoruz burada. Sor Aslı. Nerede tutuyorsunuz balığı? Amasra çok güzel bir yer. Başka? Ankara'da tutuyorlar. İstanbul'da balık tutan var mı? İstanbul'da balık tutan. Gölbaşı'nda tutuluyor i̇şte, mu balık? Tam dediğim galiba. Buydu. İstanbul'da balık İstanbul'da tutan tutanları 3, göreyim. 4 el. 3-4 kişi. Efendim bir rakibiniz var İstanbul seçimlerinde. Yani bir sürü rakibiniz var. Ama rakiplerinizden birisini bugün biz misafir ettik programımıza. Bugün? Edeceğiz şimdi. Stüdyoya gelmeyecek ama bir video hazırladık. Müsaadeniz olursa onu tamam. Da mesajını paylaşmak tamam. İstiyoruz. Hazırsa videomuz biraz sonra mı? Neden bu videomuz biraz sonra hazır? Biraz sonra mı vereceğiz? Tamam peki. Biraz sonra vereceklermiş Alaaddin Bey'in adaylık süreciyle ilgili. Ben birkaç soru sorayım hızlı hızlı. Köy mü şehir mi? Köy. Neden? Daha doğal. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Yani köy mü şehir mi diye sorarsanız köy yani. Yani şöyle... Yani, bunu buradan İstanbul'u yeşillendireceğiz ve köy hayatı konforu yaşatacağız işte, falan gibi. İstanbul'da da aslında insanlarımızın, burada yaşayan hemşehrilerimizin zannedersem en çok sevdikleri şey o yazın işlerinden izin alıp bir hafta 10 gün 15 gün memleketlerine gidip o bayramlarda oradaki akrabalarını, eşlerini, dostlarını görmeleri ya da yazlıkta sakin bir ortamda huzur bulmalarıdır diye düşünüyorum. Tabii ki İstanbul'da yaşamak şu an çile haline geldi. Yani eziyet. Tamam. Ve oradan... Efendim teşekkür ederim. O yüzden... Bir şey demek istiyor. Buyurun. Onun dikkat edelim.
İstanbul büyük bir köydür. Ataköy, Bakırköy, Kadıköy, Samurayköy. Burası biraz soğuk oldu değil mi ya? Biraz soğuk oldu burayı. Çok soğuk oldu hatta. Siz abi ne yapıyorsunuz orada? Konu ne gerçekten yani? Bir şey söyleyeyim. Nedir mevzu? Arkadaşlar bazı sürprizleri en azından benimle paylaşabilirsiniz. Ramazan. Çok sürprizli Osmanlı bir şerbeti. Program bu ya. Böyle bir dakika evet diye birileri yani belirleniyor. İstediğimiz olmuyor, istemediğimiz oluyor falan. VTR istiyoruz asla gelmiyor ama Osmanlı şerbeti geldi. Osmanlı şerbeti. Ha, Ramazan'ın hürmeti. Ramazan ayına gidiyoruz. Bunu siz mi getirdiniz, biz mi getirdik? Bugün biz buraya geliyoruz diye size bir sürpriz yapalım dedik. Teşekkür yani Ramazan İstanbul'da çok güzel. Yani çok. Camileriyle, işte oradaki sohbetleriyle, sokaklarda gezdiğinizde o Ramazan'ın duygusunu yaşıyorsunuz, huzuru yaşıyorsunuz. O birlik, beraberlik Ramazan ayında çok yüksek noktalara taşınıyor. Size de veriyorlar efendim galiba. Bugün de Ramazan ayının ilk günü olması münasebetiyle size Osmanlı geleneği, Osmanlı şerbetimiz işte... O zaman bunu siz mi getirdiniz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bak burada gizli reklam da var. Moza da var. Aslı, bardağına reklam koymuşlar. Aa. Sadece İstanbul. Şöyle yapıyoruz. Gizli reklam. Bak bu da boza. Boza. Boza da mı boza var? Ya çok... Ürün yerleştirme var. Boza aldın mı? İkisi de var, çok güzel. Bozalımız da var. Evet. Çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz. En çok sevdiğimiz. Biri yer biri Vefa. Bakar güzel. Kıyamet onu yani, kopar. Özür çok, dilerim. Çok evet, teşekkür ederiz. Şerbet verin. Başka. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Zahmet verdik. Sağ herkese veriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten güzel sürpriz çok oldu. Güzel çünkü. Şu an vermeyin ama yani burası çok karışır. Birazdan yaparız onu. Giderken bazı etkinlikler yapabiliriz arkadaşlar. Daha fazla sürprize hazırlıklı değilim ben. Her an her şey olabilir. Değil mi? Acayip şeyler oldu. Ya istediğimiz olmuyor, istemediğimiz oluyor gibi bir durum var. Orhan abi, doğu mu batı mı? Doğu mu batı mı? Her yer. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ben denizi olmayan yerde sağ mı solu mu bulamıyorum. Niye? Samsun'da deniz var, İstanbul'da var. Ankara'ya gidiyorum, sağımı solumu karıştırıyorum. Sonra yani buluyorum ama zorluk çekiyorum. Orada çok da Anıtkabir var ama. Alışkanlık. Zaten orada yolumuzu bir tek oradan buluyoruz. Atamızın izindeyiz, evelallah. Bir tek oradan buluyoruz. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir demiş atamız. Halkımız ne derse o olacak. İnşallah bu seçimde halkımız ne derse tabii ki olacak. Temennimiz çok sevdiğimiz kardeşimizin, son derece başarılı kardeşimizin gerekeni yapmasına imkan tanımak. Orhan abi. Buyur. Nasılsınız? Buyur. Orhan abi, sizi çok seviyoruz. Berhudar ol. Ben de sizi. Çok sağ olun. Sağ olun. Gece mi gündüz mü? Gece mi gündüz mü? Dediğim gibi her an. Abi. Çok politiksiniz şu an. Yok, hayır. Yaşıyoruz. Ya da felsefiksiniz. Yaşıyoruz. Yaşamda her şey birdir. Ya her şey birdir ve yaşamı... Hepsi ayrı kıymetli. Hepsi ayrı değerli. Yaşamın içinde. Biz de yaşamın içinde bir parçayız. Hepimiz Tanrı'dan bir parçayız dedim bir bestemde. O eşsiz duygunun eseriyiz dedim. Bunun ne zamanı var, ne mekanı var. Tamamıyla biz bütünün parçaları olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yaradan ne kısmet ederse diye bakıyoruz olaya. Aşk mı, para mı diyeceğim, ikisi de mi diyeceksiniz? Öyle bir şey aşk demeyeceğim diyeceğim de... Yani fakat paranın önemi de şudur.
aşk zaten temel önemli olan en önemli konu. Selim abla içeride. Selim ablan beni demin söyleyecektim. En mutlu olduğum anlardan bir tanesi şuydu. Selim ablanızla ilgili. İlk zamanlarımızda daha yeni ona iki hediye almıştım. Birisi normal yüzüktü. Diğeri zümrüt bir yüzüktü. Çok değerliydi. Zümrütü verdim. Çok mutlu oldu. Fakat nişan yüzüğünü verdim. İçinde seni seviyorum yazıyordu. Ve onu taktı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zümrütü verdiğimde ağlamadı. Ama onu o yazıyı görünce ağlamaya başladı. Ve ben de son derece mutlu oldum. Benim en büyük bir iki mutluluğumu dayanamadım söyleyeceğim. Demin söyleyecektim. Ailem ve benim yavrularımın mutluluğu benim mutluluğumdan daha önemlidir. Evet. Onlar mutlu olduğu zaman ben mutlu olurum. Bir de sonunda söyleyeyim. Benim oğlum olduğu zaman sevinememiştim. Önce çok sevinemedim. Neden? 8 aylık doğdu. 8 aylık doğdu. Bir üzüntü bende olağanüstü. Aslında deli gibi bekliyordum olmasını. 8 aylık bir laf var ya biz halkımız arasında. 7 aylık yaşarmış, 8 aylık yaşamazmış. Öyle biliyoruz. Hastanede o özel hastaneydi. Ondan sonra başka bir doktora gittim ben bir hafta sonra. Ona bir arkadaşımla gittim dedim ki doktor bey arkadaşımızın bir oğlu oldu sevinemiyor. Neden dedi? 8 aylık oğlu oldu sevinemiyor. İşte 7 aylık yaşarmış 8 aylık yaşamazmış diye konuşuluyor sevinemiyor. Ağlıyor üzülüyor dedim. Bir ayağa kalktı doktor. Kim bunu söyleyen? O insan şudur, şudur budur ama ne kadar olumsuz şey söylüyor onu söyleyenlere. Ama o ne kadar kötü söz kullanıyorsa ben o kadar mutlu oluyorum. Benim hayattaki en mutlu olduğum anlardan biri oğlumun gerçek anlamda sağlıklı olmasını öğrendim. Ondan sonra rahatladım. O doktor beni rahatlattı. Yani. Eyvallah. Oğlunuz da burada bu arada. Evet. Tanıştık bugün evet. Kendisiyle. Yani hayatta çok mutlu anlar vardır. Ben 3 tanesini söyledim. Daha ne mutlu anlarımız var. Kitap okumak mı, film izlemek mi? Şimdi okumak temeldir. Kesinlikle zaten hep okuyarak. İkisinden birini seçmek zorundasınız abi. Ben kitap okumayı tercih ediyorum. Tolstoy mu, Dostoyevski mi? İkisi de şüphesiz. Birisini seçeceksiniz abi. Şimdi Tolstoy mu desem acaba? Yani orada... Genelde Dostoyevskiciyiz biz. Ama Orhan yani, Bey'in bakışı biraz Tolstoy. Evet. Yani anlatım tarzı biraz ve diriliş. Şeyi Tolstoy. Şimdi hepsinin yeri ayrı. Bizim yazarlarımızın da şüphesiz yeri ayrı. Ben de şunu söylerim. Benim her bestem bir romandır, kitaptır derim. Eyvallah. Hikayeyi çok öyle anlatıyorum. Melodilerimle ve edebi olarak anlatmaya çalışıyorum. Hepsi bir kitaptır. Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu? Ceylan ödül, iyi bir ödülün sahibiydi son derece. Şimdi ayıramıyorum ben. Burada, tamam bu şakaydı. Buradan ya, magazine manşet veririz, vermeyelim. Yok yok şey diyorum. Yani belki tam ne yaptıklarını bazılarını bilemiyor ama Ceylan'ın çok büyük bir ödül kazandığı aldığını biliyorum. Ve muhtelif yazarlarımız, kişilerimiz var. Maalesef demin sizin dediğiniz, en başta dediğiniz konulardan biri şudur. Ve ben bundan rahatsız olurum. Maalesef sanata gereği gibi değeri ne kadar verebiliyoruz? Yani bu çok önemli bir konu. Sanat denildiği zaman ne anlaşılıyor? Sanatçı denildiği zaman ne oluyor? Sanat denildiği zaman şunu anlamamız lazım. Sanat tüm kültürlerden oluşan, kültürlerin zirvesidir. Onlarla oluşan en büyük kavramdır. Hatta yalnız güzel sanatlarda değildir. Sanat o hale gelir ki yetenek ve beceriyle öyle bütünleşir ki şunu da söyleriz. İnsan yetiştirmek çok büyük bir sanattır. Eyvallah. Deniz. En büyük sanat. En büyük sanat. Efendim, yoga mı pilates mi? Tabela baksana işaret ediyorlar.
Reklam. Reklam arasıymış. Bir dakika. Bir dakika. Yoga mı pilates mi? Pilates. Yoga. Yoga mı? Yani pilates mi? Yoga felsefesi var. Yaptınız mı? Ben, tabii. Siz yaptınız mı yoga? Ben biraz tamam. Ama tabii. Tamam, reklamdan felsefesi. Sonra devam edin. Kurtulamazsın. Reklamdan sonra devam edeceğim. Aradan sonra bu dedi. Hakikaten çok dikkatli ve titiz yalnız. Takıldı o diyor. Değil mi? Ama diyor ya zaten evde de düzeltirim diyor. Şimdi aslında halıyı düzeltirim dedi ama ben onu hayal edebiliyorum. Kesinlikle bir tablo eğri duruyorsa onu da düzeltiyor. Onu da yaparım, İşte ama orada durmaz. Şey var biraz obsesiflik var mı? Ya bilmiyorum ama yani işte dikkat ederim öyle eğri durmasını sevmem yani. Ortalığı toplar mısınız böyle masa dağınıksa falan? Kişi perspektife toplarım. Çok önem verir. Yani tabii ki bazen dağınıkta durur canım yani hani ama genelde düzenliyimdir. Burcunuzu biliyor musunuz? Boğa. Yükseleniniz? Onu bilmiyorum. Peki hiç böyle mesela ilgilendiğiniz bir şey midir burçlar? Çok ilgilenmem. Çok ilgileniz değil. Biz yıldız haritasına baktıralım sayın bakanım. Bir belediye başkanından ne beklersiniz diye sorduk vatandaşlara sokağa çıkıp. Onu izleyelim. Eğer hazırsa inşallah hazırdır. Eğer hazırsa ne sordunuz izleyelim. Ne? Bir belediye başkanından ne beklersiniz diye sorduk. Hani siyasete girmeyecek miyim? Bir dakika ya. Biz girebiliriz abi siz girmeyeceksiniz. Bir belediye başkanının görevini yapması ve halkın beklentilerini duyması neden siyaset olsun ki? Hayatın ta kendisi bu. Doğrusu. Bu hayat benim, siyaset. Hayır, Ömer Çelik olsaydı şu anda suyum. Aslı yanında yayında baksana. Şu anda Ömer Çelik şu anda o siyaset. Ömer Çelik şuraya oturttuğumuzu düşün ve siyasetin dışında bir şey yoktur hayatta. Bir belediye başkanından beklentileri sıralamak siyaset değildir. Çünkü su, kanalizasyon, kaldırım her şey hayatın ta kendisi. Metro. Deprem dönüşümü. Buyurun, buyurun. Yani onun için bence Akif siyasete girmemiş burada. Bir görelim ama cevapları. Son derece doğru tespit. Ben de buna benzeyen bir tespiti söylemek istiyorum. Yanlış yapıyoruz. Biz şu vardır ya, sağcı mısın, solcu musun? Bu kadar saçma iki tanım, şey olmaz, iki görüş... tanımı olmaz. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü hakkın, hukukun sağı, solu yoktur. Önemli olan bunlar neden söylenmiştir? Bazı büyük ülkelerin rakip ve düşman belirlemeleri gerektir. Çünkü rakip ve düşman insanı uyanık tutar. Ve hazır çok çalışırsın onu yenmek için. Bu sağ ve sol hikayesi bunlar 1917'den beri üretilmiş olmuştu. Bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ve bunun bir üretilmiş sağ ve sol olayı. Bizde de bu 60'lardan sonra oluşmaya başladı. 70'lerde çok vardı. Gençlerimiz birbirine zarar verdi. Aslında olmayan bir mantık. Ne sağın ve solun bilimsel hiçbir izahı yoktur. Dediğim gibi hakkın, hukukun sağı solu olmaz. Gaye hizmetse, var olanı korumaksa ve insana hizmetse kesinlikle orada sınır olmaz. Doğru olan olmalı, olumlu olan olmalı. Sevgi, saygı, estetik, adalet, paylaşmak bunlar olmalı. Eyvallah. Bunun sağı solu yoktur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim ben VTR'mi verelim diyorum ve hazır ve bakalım ne gelecek. Görüşte bir belediye başkanının hangi özelliklerinden etkilenirsiniz? Yani dürüstlüğü etkileyici olur benim için. Genç olması, dinamik olması ve de tecrübeli, bilinçli olması, bilgili olması çok önemli açıkçası bunlar. Konuşma tarzı, hitabı, uslubu bunlar insanları etkileyen durumlardır. Benim için de geçerli. Halktan biri olarak yaklaşırsa, hani bizim derdimize ortak olursa zaten bu her türlü kendini belli eder. Yapabileceklerini anlatması, yapamayacaklarını konuşmaması. İlk görüşte duruşu, konuşma tarzı, hitap şekli etkilenirim yani. Lider özelliğinin olması lazım benim için.
ben bir belediye başkanında önce samimiyet görmeyi beklerim. Çünkü dışarıdan böyle yapay, samimi olmayan hareketler zaten kendini belli ediyor. O samimi bakışından, samimi duruşundan etkilenirim. Siz bir belediye başkanının neyinden etkilenirsiniz? Aslında işte vatandaşımız söylüyor yani. Hepsi. Bence hepsi bir belediye başkanı. Yani bence sadece belediye başkanında değil, siyasetçide de olması lazım. İşte milletvekilinde de, bakanda da. Bana sorarsanız yani halk her için, işte halk için hizmet eden herkes de olmalı. Yani sende de olmalı, bende de olmalı. İşte Orhan abide de olmalı. Yani Orhan abi eğer bugün Orhan babaysa, samimiyetinden dolayı, duruşundan, tavrından, düşüncelerinden dolayı öyle. Eğer sen Mehmet Akif, sen seni insanlar seviyorsa ki seviyor, bu duruşundan dolayı. Aslı Hanım eğer sevilen bir sunucuysa bundan dolayı. Yani biz ne yapıyorsak o samimiyetle, Orhan abin dediği gibi ya sağdır, soldur, işte milleti ayrıştırmış. Ve hatta hikaye anlatırlar işte aynı cezaevine düştüğümüzde ya biz ne için mücadele ediyormuşuzu geçmişte büyüklerimiz anlatır. Mesele orada halbuki farklı farklı etkiler içerisinde hareket edilmiş, işte etkilenmiş. Bugün de yani ya biz ülke için, ülkenin birliği için, beraberliği için, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele etmeliyiz. Ya bu ülkenin geleceği adına, gençlerin geleceği adına bu mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Bunu da samimiyetle yapmamız lazım. Her şeyi yapamayabiliriz Mehmet Akif Bey. Ama elimizden geleni yapmamız lazım. Söylediklerimizi gerçekleştirmek için çalışmamız lazım. Ve işimize odaklanmamız lazım. Milletimiz bizden bunu bekliyor. Eğer ben bugün Elazığ'ın Kara Murat'ı olduysam, Malatya'da bizi insanlar seviyorsa, Hatay'da, Adıyaman'da 81 ile gittiğimizde vatandaşlarımız bizi gördüğünde ya o mavi montlu adam geldi. O mavi montlu... Bir dakika. Ya bak, birazdan sizden soru alacağız. Gerçekten. Sen de bir soru alamadın gitti ya. Bırak da çocukları ya. Ben size sordururum, merak etmeyin. Çok iyi ya. O yüzden samimiyet, dürüstlük, tevazu... Bir gong sesimiz olsaydı, efendim? Mesela bir gong sesimiz olsaydı değil mi? Böyle bir şey... Bak bunu düşünelim. Şöyle bir şey yapalım. Siyasete girildiği anda mesela böyle davulcu diyor ki ben bu iş bende diyor. En son Ömer Çelik 10 bin dolar. 10 bin dolar abi. Efendim sabah sporu mu akşam sporu mu? Sabah. Sabah sporu. Kitap okumak mı film izlemek mi? Film. Film. Bisiklet sürmek mi yürümek mi? Yani yürümeyi daha çok seviyorum. Doğa yürüyüşü mü, şehir turu mu? Doğa. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Kahvaltı. Kahvaltı. Etli ekmek mi, pide mi? Sence? Ben size soruyorum. Yani ikisi de güzel. Konya Büyükşehir mi, İstanbul Büyükşehir mi? Etli ekmek tabii ki. Yani etli ekmek yani çok etli güzel, ekmek. Güzel yapan bulursanız etli ekmek... Ben severim. Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı seversiniz? Sütlü tatlı mı seversiniz? Çikolatalı mı olması gerekir yoksa? Yok. Normal süt tatlı. Yani sütlaç mesela çok severim. Sütlaç mı çok seviyorsunuz? Sütlaç mı getireceksiniz? Sütlaç. Tolga'ya bakıyorum. Yok yok. Tolga, ben sütlaç ben çok maliyetli bir şey olmayabilir bizim için. Şarkı söylendiğinde telif yiyoruz mesela. Tolga panik oluyor. Sütlaç... Sütlaç bulursanız getirin arkadaşlar. Rica ederim. Pilav mı makarna mı? Pilav. İkisini de severim. Bunların hepsinden bir anlam çıkaracağız birazdan bu arada. Öyle mi? Tabii soruyoruz böyle. Pilav. Sonuçları olacak efendim. Planlı olmak mı, spontan yaşamak mı? Planlı. Planlı. Olmazsa olmazımız. Gündüz çalış... Onu anladık. Onu çok iyi anladık. Gündüz çalışmak mı, gece çalışmak mı? Gündüz. Gündüz çalışmak. Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Türk kahvesi. Sütlaç mı, güllaç mı? Sütlaç dedim ya. Hayır, o sütlü tatlı mıydı? Sütlaç. Güllaç da sütlü. Sütlaç. Yine mi? Yine Ramazan'a sütlaç. Giriyoruz. Peki.
Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tatlı mı tuzlu mu? Onu da sorayım. Tatlı. Tatlı mı seviyorsunuz? Peki. Çok yemem ama tatlı yani. Çocukluk arkadaşlarınızdan en son görüştüğünüz kimdi? Sürprizimiz var diyormuşum. Burada çıkıp geliyormuş falan. Yani okul arkadaşlarımdan en son Murat'la görüştüm Gaziantep'te. Ali Osman'la görüştüm. O ilişki nasıl oluyor siz bakan olduktan sonra? Bakan ilişkisi mi oluyor, aynı devam ediyor mu? Fatih'le görüştüm, Celalettin'le görüştüm. Yani aynı ilişkiye devam ediyorum ya. Yani onlar sizle aynı ilişkiyi kurabiliyorlar mı? Yani kurduklarını düşünüyorum. Yani ister istemez tabii ki sizin yaptığınız işle alakalı mecburen belki özel ortam dışında o seviyede hareket ediyorlar ama yani birlikte olduğumuz zaman o arkadaşlık ilişkisi, o dostluk ilişkisi devam ediyor. Zaten hani bir bugüne göre kurulmuş bir ilişki olmadığı için devam ediyor. Benim açımdan en azından öyle, onların da öyle olduğunu düşünüyorum. Çocukken hayret etti şey, favori oyuncağınız var mıydı? Bir oyuncağınız, çok sevdiğiniz bir oyuncağınız. Vardı, bir tane uzaktan kumandalı bir arabamız vardı. Mardin'de babam memurduk. Oraya gitmiştik. Orada uzaktan kumandalı bir araba almıştı. Çok severdim onu. Bir de böyle şey vardı, şöyle çekip bırakıp bırakıyorsun yani. Evet. Öyle bir tosbağa şeklinde, kaplumbağa şeklinde arabası vardı ya. Onları mesela bayağı uzun süre sakladım. Hatta çocuklarıma bıraktım onları. Sonra kayboldu herhalde. Ama onları çok severdim. Benim de misketlerim vardı, saklardım. Öyle mi? Evet. Ya siyasetçi olmayı hayal ediyor muydunuz bu arada? Meslek hayaliniz neydi? Ya ben inşaat mühendisi olmayı istiyordum. Kısmen ben lisede matematik öğretmeni de olmak istedim ama yani inşaat mühendisi, babam inşaat mühendisi olunca ben de o mesleği tercih ettim. İyi ki de etmişim. Ben bir şey merak ediyorum. Ankara'da çocukluk geçiyor. Sonra bir tayin çıkıyor babanıza. Evet, evet. Sonra tekrar bir dönülüyor. O noktada çocuk olarak aslında yeni bir yere gittiğinizde siz hani son katılansınız ya, zaten orada gruplar var, arkadaşlıklar var. Onlar arasında insanın kendini kabul ettirmesi zor oluyor mu çocukken? Yani o baba tayinleriyle. Kısmen oluyor tabii. Yani şöyle, babam memur olduğu için biz mesela ilkokul 1'i Konya'da okuduk. Hı hı. Ondan sonra Mardin'e gittik. Mardin'de 3 sene kaldık. 3 sene orada okudum. Sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da ama bayağı kaldık. Annem Ankaralı benim, babam Konyalı. Ankara'da lise sona kadar okudum. Sonra üniversiteye gittik falan. Yani ama adapte oluyorsunuz. Yani çocuk olunca hani herkes bir şekilde oynuyorsunuz. Mahallede, kendi lojmanda. Kabul ettirmek, tekrar o yeni çocuk olarak o grubun içine girmek. Yani kolay adapte olan biri misinizdir? Olurum. Hayatta. Ben hemen arkadaşlık kurarım. Hemen otursam ortama ayak uydururum yani. Kendinizi böyle 3 kelimeyle tarif edin desek kendiniz için ne söylersiniz? Çok çalışırım. Bir kelime bu. Hani çalışkan. Çalışırım, 2 kelime saymıyorum. Çalışkan. Yani çalışkanım. Samimi olduğumu düşünüyorum. Dürüst olduğumu düşünüyorum. Yani çalışkan, samimi ve dürüst olduğunuzu. Öyle falan olduğumu düşünüyorum. Hızlı karar veririm. Siz Murat Kurum'la tanıştığınızda yani işi dışında etkilendiğiniz özelliği neydi? Mesela Sevim ablayla arkasından nasıl bir dedikodu yaptınız akşam eve gittiğinizde? Çok olumlu. Yok gerçekten ne konuştunuz Sevim ablayla? Gerçekten dedikodu gibi şöyle, yani anlatır mısınız bize? Murat kardeşim samimi ve çok çalışkan, üstelik güzel de bir mesleği de var. Ve bunu göstermiş TOKİ'de, muhtelif yerlerde, her yerde göstermiş. Ve şimdi de bu depremlerle ilgili olan konuda, biraz da depremlerle ben zamanında ilgilenen biriydim. Hatta ilk deprem şurasını, Allah rahmet eylesin, Adnan Kahveci ile beraber yaptık. Daha doğrusu ben söyledim. O zamana kadar depremin D'si bile yoktu. 40 sene var diyebilirim. Ve Adnan Kahveci benim çok sevdiğim, Allah kale gani rahmet eylesin, hemşerimiz de bir yerde.
ve oydu. Ve ben özellikle istedim deprem. İstanbul depremi en büyük olaydır dedim. Ve deprem şurası yapıldı ilk defa. Hayat Türkiye'de ilk defa, ondan evvel yoktu. Ya bu denli ilgiliydim ve şimdi deprem konusunda onun neler yapacaklarını görüyorum, söylüyor. Ben de tahmin ediyorum çünkü ilgili olduğum için. Bende en az 20-30 tane kitap var İstanbul depremi ile ilgili vesaire. Ve buna şiddetle olağanüstü ihtiyaç var. Yapılacak bir şey bu. Yapılması gereken İhsan Ketin Hoca KAF demiş. Kuzey Anadolu Fay Hattı son derece önemli. Ve ille de yarın öbür gün olacak diye bir şey yok. En büyük depremde 1766, 1296, daha geriye bir 400'ler, 500'ler. Yani tarihi de yok. Belki çok mutlaka daha tedbir almamız gerekir. Önemli olan lazım. Tedbirimizi almamız gerekir. Yer zemin de iyi olmalı. Olmuyorsa bina iyi olmalı. Veyahut orada hiç yaşanmamalı. Onu en iyi... Evet, evet. Murat kardeşim bilir. Efendim, siyasi rakibinizin VTR'si hazır. Hatta bununla ilgili bazı değerlendirmeler de sizden rica ediyorum. Gerçekten böyle midir? Bu çalışmalar böyle mi yapılır diye. Hazırsa gelsin bir izleyelim. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Bütün ünlü düşünürler, Noam Chomsky, Coen Brothers, Spinoza, Nadia Comaneci, Nagihan Alçı hep aynı şeyi söyler. Eğer sloganınız, şarkınız kuvvetliyse seçimi alırsınız. Benim danışmanlığımı yaptığım başkan adayı Alaaddin Tintin'e ben şöyle bir sloganla, şöyle bir şarkıyla geldim. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Alaaddin Tintin, Tintin, Alaaddin Tintin, Tintin, Alaaddin Tintin, Tintin, Alaaddin. Sahaya indiniz, iki kişi gördünüz, hemen yanlarına gidin, hemen onları ellerinden tutun, üçünüzü tek bir parça haline getirin. Bu ne anlama geliyor? Biz biriz. Eğer homurdanma geldiği zaman üçünü aynı anda alın, bir çember oluşturun ve Selena'yı çağırın. La 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 Selena, Selena. La 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 Selena, Selena. Her belediye başkan adayının bir işareti olmalı. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Alaaddin tin tin tin. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Devamlı, manasızca, hunharsızca gülümseyin. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Sen bize ne ettin, ne ettinse bize güzel ettin. Alaaddin tin tin tin. Alaaddin tin tin tin. Alaaddin tin tin tin. Alaaddin tin tin tin. Başarılı olur mu? Yani biraz daha çalışması lazım yani. Evet. En önemli nokta ne? Çalışması gereken? Ya şöyle. Alaaddin'in çalışması gereken. Alaaddin'in mi? Alaaddin'in fikirleri çok güzel. Tebrik ediyoruz kendisini. Başarılar diliyoruz. Evet, gülmek önemli siyasette. Bazen bana az gülüyorsun falan diyorlar ama. Az mı gülüyorsunuz siz? Siz gülüyorsunuz aslında. Bilmiyorum ki, gülüyorum ama bazen. Ya ben şöyle, tabii hep depremlerle, sellerle milletin karşısına geçtiğim için. Geldiniz. Hep o acı günlerde orada olduğum için belki hafızalarda daha çok öyle kaldık. O yüzden ister istemez etkileniyorsun. Orada o kadar önemli şeyler var ki. Ya Antalya'da mesela orman yangını oluyor. Orada yaşıyorsunuz, oradaki acılara ortak oluyorsunuz. İşte öbür tarafta sel oluyor. Hatta bir film vardı öyle, Antalya ile alakalı. Verirlerse aslında o duyguyu... Vermezler çok, efendim. Çok güzel geçirir. O orada yaşadığınız her şeyi aslında ifade ediyor. O yüzden belki görevimiz gereği veya olduğumuz süreçle alakalı... O eleştiriyi yapıyor olabilirler ama genelde
gülümsemeye ben, çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli, samimi bir sohbet oldu. Yani sizi tanımamızı sağlayacak, değil mi? Yani siz belki Orhan abi tanışıyorsunuzdur özelde de ama bizim için bu profil Murat Kurum açısından yeni bir profildi. Ben onun insanlığını çok sevdim. Sağ ol abi. Ve sözünün eri olduğunu gördüm, öyle hissettim. Ve başkan olduğu zaman da çok güzel projeler yapacağına inanıyorum. Ona milletimiz takdir edecek diyelim. Hadi gençlerden soru alalım. Aslı, burayı sana bırakayım. Öyle mi? Evet. Şimdi sen tabii ben alacağım diye vaatlerde bulundu. Şimdi burayı bana bırakıyor. Murat Kurum'a bırakmıyorum en azından. Yani, o da evet. O da bir şey diyorum. Peki siyaset yok arkadaşlar. Onu ben söyledim. Siyaset evet, yok. Hayata dair sohbet ediyoruz. Orhan Gencebay'a da sorabilirsiniz. Aslı'ya da sorabilirsiniz. Senden alalım evet. Mikrofonun elinde tamam. Mikrofon elinde yok, mi? Telefon mikrofon elinde. Nerede? Mikrofon verebilir miyiz arkadaşımıza? Burada bir tane var ama. Bu çalışıyor mu? 1, 2, 3. Var mı? Uzatalım lütfen. Kime soracaksın, isim ne? Murat Kurum Başkanı'ma soracağım. Sayın Bakanım, çok genç yaşlarda devletin en üst kademelerinde görev aldınız. Ve çok da başarılıydınız. Biz de ileride sizler gibi devlet adamı olmak istiyoruz. Devletimizde bağlı çalışmak istiyoruz. Bize bu başarının sırlarını söyleyebilir misiniz? Ben eminim ki çok daha başarılı olacaksınız. Çünkü böyle güzel bir gençliğimiz var. Kendinden emin, geleceğe güvenle yürüyorlar. Ve eminim ki bizden daha iyilerini yapacaksınız. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak eğer, gençlerimizle birlikte çıkacağız, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar, samimi olmak, çalışmak bence her şeyden önemli. Çalışırsanız Allah bir gün karşılığını size öyle veya böyle veriyor. Dolayısıyla çalışmak, azmetmek, kendinizi her farklı alanda yetiştirmek için de çabalamak. En önemlisi de masanın iki tarafından da bakabilmek çok önemli. Aslı, buyur. Peki başka? Senden alalım. Öndeki siyahlı hanımefendi arkadaşımızdan. Hemen mikrofonu. Oradan da sorabilirsin. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben sevgili Orhan Gencebay'a sormak istiyorum. Ben hayatım İsim boyunca İsim? İsmim Fikriye. Fikriye, buyur kardeşim. Hayatım boyunca ne aşık oldum ne de aşk acısı çektim. Ama şarkılarınızı dinlerken yani yaşamadığım acıyı çekiyorum. Bunu nasıl başardığınızı sormak istiyorum. Fikriye, gecenin en orijinal sorusuydu ya. Fikriye, tebrik ediyorum. Gerçekten süpersin. Ben 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Harika soru. Bir de dedemin çok selamı var Sayın Başkan. Bunu söylemezsem çok içimde kalırdı. Aleyküm selam. Sen de çok selamsın. Şöyle ki, yaşamda ne kadar konu varsa ben o konuları anlatmakla görevliyim diye hissediyorum. Çünkü ben besteciyim. Bu bestecinin yalnız ses yorumcusu değilim. Besteciyim, edebiyatçıyım, aranjörüm, enstrümanistim. İyi olduğum zaman virtüöz diye de anılan biriyim. Ve yorumcuyum, ses yorumcusuyum. Ve fikir insanıyım. Tüm bunların hepsini taşıyan, çalışan biriyim. Benim görevim bu. Bu arada bana birisi sormuştu. Sizin eserlerinizi dinlediğimiz zaman mı bazı eserleri, çünkü her şey var ya, hüzünlü mü oluyoruz yoksa sizin eserlerinizi dinlediğimiz zaman mı hüzünden rahatlıyoruz, deşarj oluyoruz? Ben dedim ikincisini yapmaya çalışıyorum. Hüznü anlatırken önemli olan deşarj olmaktır. O hüznü yaşamamaya çalışmaktır. Çünkü yaşamın kendisi ayrılıklar dünyasıdır maalesef. Ama bunu olduğu gibi kabul ederek varlığımızı sürdürmek, sevmenin dediğim gibi büyük bir olay olduğunu, sevilmekten daha önemli olduğunu ve sevenin sevildiğini söyledik. Sevilen kişi sevdiği için daha mutlu olacaktır. Sevin, kesinlikle sevin, çekinmeden sevin. Verin, seven kişi cömerttir. Veren kişi alır. Aldığınız
değerler mutlaka mutlu edici değerler olacaktır. Onun için kesinlikle kendinizi hapsetmeyin. Sevin, yaşamınızı böyle sürdürün ve finale kadar Yaradan'ın verdiği izni buraya bu şekilde taşıyın son ana kadar. Ben öyle diyorum, dertlenebilirsiniz. Daha doğrusu şarkımla değil, dertli olursunuz, deşarj olursunuz benimle diyorum. Ha bu arada batsın bu dünya dedim. Bazıları ne dedi? Ne kadar sert bir söz bu. Batsın bu dünya. Dünyanın batmasını mı istiyorsunuz? Hayır. Kesinlikle. Onun başına ama bazı tiradım var. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batıralım bu dünyayı, yenisini kuralım diye ben bu duyguyu... Yani Fikriye, buradan çıkıp koşa koşa aşka koşuyorsun. Seveceksin. Beyazlı, evet. Sizden alayım. Benim Murat Bey'e sormam lazım. Hızlı gidelim bu arada. Hem sorularda hem cevaplarda. Süremiz çok daralıyor. Buyurun. 10 yıl önce kendinize şu anki aklınızda ne söylemek isterdiniz? Teşekkür ederim. 10 yıl önce... Yani 10 yıl önce şu anki aklım olsaydı kendime ne söylemek isterdim? İyi ki bu yolda gitmişim derdim yani hani geldiğim noktadan. Hayır, 10 yıl önceki halinizi şu anki aklınızda yakaladınız. Yani gençliğinizi yakaladınız, 20 yıl olsun önemli değil. Ona ne nasihat verirdiniz demek istiyor değil mi? Yani kendime o zaman ne nasihat verirdim? İşte ileride bu işleri yap diye... Nasihat verdim herhalde yani. Yani bazen düşünüyorsunuz acaba yani işte özeniyorum öyle görüyorum işte balık tutanları efendim ne bileyim orada ailesiyle vakit geçirenleri veya bir yere yolculuğa gittiğimizde o doğayı, ağaçları, oradaki tarlaları gördüğümde ya şuraya gelsem de hani ben de vakit geçirsem mi diyorum ama bu işleri de birileri yapacak arkadaşlar. Yani emin olun sorumluluk almak, milletin sorunlarını çözmek adına bir irade ortaya koymak ve burada fedakarlık yapmak çok önemli. Çünkü bizim ailemiz o kadar büyüdü ki yani şu an 85 milyon bizim ailemiz. Bütün İstanbul'da yaşayanlar bizim ailemiz. O yüzden Antalya'daki İbrahim amca... Bizim babamız, ne bileyim Elazığ'daki bir abimiz, bizim kardeşimiz. Her yerde bir hayat hikayesi oluştu. Her yerde dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bundan daha büyük bir zenginlik olamaz. Daha büyük bir mutluluk olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Bir araya gitmem lazım. Reklam arası efendim. Son turdayız. Gençlerden soruları alıyoruz bu tur içerisinde. Çıkışta da bir şarkıyla bitireceğiz. İki şarkı alternatifimiz var. Birisi, ikisi de Orhan Gencebay'ın. Birisi Canım Türkiye'm, diğeri de Sayın Murat Kurum için yaptığı seçim şarkısı. Hangisini dinlemek istersiniz çıkışta? Canım Türkiye'm. Aa yani, güzel. Ben anlamıyorum. Çok güzel o şarkıda. Çok Orhan abi... Bize dinletti. Gerçekten o da çok güzel bir şarkı. Tamam, Canım Türkiye'mle çıkarız. Ben sorular geliyoruz hemen. Aslı soruları yöneltecek. Albüm var mı Orhan abi? Yeni bir albüm hazırlıyorum. Yeni albüm mü hazırlıyorsunuz? Ya, şu anda eserlerle ilgili çalışıyorum. İyi olacak. Ne zamandan beri yapmadım. Son 5-6 tane yaptık. Yeniden İstanbul'la Canım Türkiye'mle. Ama bu defa 10 tane eser yeniden yapıyoruz. 10 yeni eser mi olacak? 10 yeni eser olacak. Ne zamana gelir? Ne zamana çıkar? Daha bitiremedik de. Hı hı. Ama bir tanesi şöyleydi. Akılla gönülü çarpıştırıyordum da. Aklım firar etti gönlün zulmünden. Artık benim canım güvende değil. Gönlüm ilan etti krallığını. Delilik yaparsam elimde değil. Uçsuz bucaksız aşk denizinde rotamı şaşırdım. Yön belli değil. Bıraktım kendimi kendi haline. Rabbime sığındım. Son belli değil. Böyle evet. Devam ediyor.
hızlı hızlı soru cevaba devam hadi edelim. Süremiz çok daraldı. Deminden beri oradan bana yatırım yapıyorsun bakışlarınla. Burası evet, buyurun. Mikrofon hemen uzatalım buraya mikrofonu. Çok hızlıca. Hızlı hızlı soru cevap yapalım. Süremiz çok daraldı arkadaşlar. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Benim sorum Murat Kurum'a. Murat Kurum'un bir gününe dahil olabilir miyim? Sorularıma cevap almak adına. Perişan olabilirsin yalnız. Çok yorucu olabilir. İşte onu merak ediyorum aslında. Gerçekten perişan olacak mıyım? Mesela benim sabah dersim var ama sabah yorgun kalkmayacağım buraya geldiğim için. Başka bir şey yapıyor olsaydım bu akşam sabah yorgun kalkacaktım. Oo, teşekkür ederiz. İnşallah programı övüyorsundur şu anda. Evet. Teşekkür ediyorum kardeşim. Dahil olabilir. En azından benim de. Tabii tabii. Yani arkadaşlar not alsınlar. Bir programda yani bizimle beraber o günkü programlara dahil olursun. Hem süreci görürsün. Arkadaşlar not alacak. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam, oradan buyur. Evet. Hemen oradan mikrofonu alalım. Mikrofon bir tane mi var? Ha, orada varmış zaten. Tamam. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. İsmim Feritcan Başaranoğlu. Fatih'te yine aynı bölümden arkadaşlarla kaldığımız bir öğrenci evimiz var. Sayın Başkan'a bir sorudan ziyade bir davetimiz olacaktı. Sayın Başkan'ı yarın iftar veya sahur yemeğinde evimizde misafir etmek isteriz. Hem kararsız belki kararsızlığını da ikna edebilir. Evet. Seç. Yarın mı? Yarın mı? Yarın başkanım. Seçmen varmış. Ama kararsız seçmen. İşte kararsız seçmen. İkna tamam. Etmesine. Yani iftara gelemeyiz herhalde de. Sahurda bekleriz. İftardan başkanım. Sonra söz geleceğim. Tamamdır başkanım. Aa bir dakika. Bir dakika. Fatih'te mi? Fatih'te. Fotoğraf isteriz. Tamam. Tamam, evet. Sosyal medyada o zaman beraber yarın gece gideceksiniz yani. Tamam. Gerçekten i̇nşallah, gidecek inşallah misiniz? İnşallah iftardan sonra gideceğim. Sahura kadar gelebilirim. Tamamdır başkanım, teşekkürler. Tamam, fotoğrafı... Peki tamam, sen çok ama kendini yırttın. Hemen senin önündeki, evet. Benim sorum Murat Kurum'a, bu arada ismim Halit, soyadım Sürmen. Topkapı Üniversitesi'nde okuyorum. Size göre PES mi yoksa FIFA mı daha iyi? Ben onu bunlar hep bip bip diye gidecek biliyorsun ya, evet, yayına. Bunlar mark şey diyor. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Yani. Hep marka söylüyorsun. Marka söylüyorsun. Öyleyse. Başka bir soru da sorabiliriz. Tamam, o zaman bir arkadaşa verelim mikrofonu. Yandaki arkadaşa. Aslı sen devam et. O ben müdahale ettim ama. Ankara'dan. Arkadaşlar bu arada az önceki soruyu biz sansürlemedik. İki tane marka kullandı. Evet. O yüzden yani bip sesi duyduysanız eğer... Marka isimlerinden dolayı da iki marka arasında seçim yapmasını isteyince soru iptal oldu. Buyurun. Merhaba, benim ismim Esma. Benim çok devletli sorum... sordun ama yani. Benim sorum Orhan Gencebay olacak. Yıllarca aşkla, hani sevgiyle alakalı şarkılar yapıp bize derinden hissettirdiniz. Peki şu anki gençlere aşkla ya da sevgiyle alakalı bir tavsiyeniz var mı? Her zaman söylediğim gibi sevmek yaşamın temelidir. Kesinlikle bunu... Böyle bilin ve aklınızla, gönlünüzle kabul edin. Aklınızı da gönlünüzle barıştırın. Katiyen kavga etmesinler. Eğer ki akılla gönül kavga ederse gönül yurdunda barış olmaz. Neticede sevgiyi herkese tavsiye ediyorum, öneriyorum. Katiyen bundan vazgeçmeyin. Ama seçerken... Eşinizi de sevdiğinizi seçerken tabii ki aklınızı kullanın mutlaka. Gönül kanabilir. Fakat akıl onu kontrol eder. Daha doğrusu vicdan kontrol eder. Bunları da kullanarak sevginizi seçmeye, sevgilinizi seçmeye çalışın. Belki bedbaht olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Olmamak için aklınızı orada kullanın. Mesela son uzun... Sigara içerken sağlasın. Gönül diyor ki, akıl diyor ki, diyor. Gönül diyor ki, ne yapayım ben seviyorum onun için içiyorum. Ya sana zarar diyor. Gönül hayır ne yapayım vazgeçemiyorum diyor. Seviyor. Ne oluyor o zaman? Akılla gönül ters düşüyor.
ters düşmemeye çalışın. Tabii bunu destekleyecek olan bilgidir ve vicdandır. Neticede kendinizde barış istiyorsanız akılla gönül aynı olayları evetini desinler ve vicdan da onaylasın onu, bilgi de onaylasın. Böyle bakın, severken mutlaka esirgemeyin sevginizi, yalnız ona layık olan birini bulmaya gayret edin. Peki şimdi orada mavi gömlekli bir hanımefendi var. O kadar tatlı ki oradan süzüyor, bir şeyler yapıyor. Kayıtsız kalamadım. İki hafta önce de sizde fotoğrafım vardı. Üzerinizde ne olduğunu bile hatırlıyorum. Sen hep burada mısın? Hayır, sadece iki defa geldim. O zaman da üzerinizde siyah bir bluz vardı. Üzerinizde tam de şey... Tam konu ben değilim, evet. Tamam, benim iki tane sorum var. Birisi de Orhan Baba'ya. Birisi de Murat Bey'e. İlk önce Orhan Baba'dan başlamak istiyorum. Üç tane soru olmaz, bir tane soru lütfen. Pardon, anlayamadım. Pardon. İki soru size... değil, bir soru. Bir ama soru. Ama iki sorum da mükemmel. Hayır, bir soru. Evet. Hadi hızlı hızlı hadi. Şimdi ben sizin şarkılarınızı çok dinleyerek büyüdüm. Hatta bir nesilli koskoca bir nesil büyüyor. Hala da büyümekte. Ve ben sizin şarkılarınız sayesinde kendime aşk acısı çekiyorken aşk acısı çekmediğimi anlayıp bir üzüntüm bitti. Soru ne? Soru ne? Hayır, ben bunu kendisine söylemek istedim sadece. Tamam. Benim işte asıl sorum Murat Bey'e. Ben çok merak ediyorum sizin hani böyle... Sen seçtin Aslı. Seçtim de içindeki paketi açıp mı baktım yani? Çıkan bu. Ben Murat Bey'in eşine nasıl bir evlenme teklif ettiğini çok merak ediyorum o arkadaş ortamında tanışırken. Teşekkür ederiz. Güzel ama. Soru. Evet. Nasıl evlenme teklif ettiniz? Yani... işte ettik. Yani ne zaman ettiğimi hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Üçüncü ya da dördüncü sınıftı da şöyle, tabii biz birinci sınıfta tanıştık, bayağı çocukluğumuzla beraber geçti. Yani o gençliği beraber yaşadık, beraber okuduk, beraber çalıştık ve gerçekten de ki ben ilk günden beri de hani o samimi duygularla o arkadaşla başlamıştım. Neticesi de güzel bitti. Evlenme teklif ettiniz mi? Evlenme teklif ettim. Ettiniz evlenme... mi? Askere gitmeden önce ettim. Nasıl ettin? O da işte benimle evlenir misin dedim. Ne diyeyim? Olmaz. Ya şöyle mesela yanınızda kimse var mıydı? Diz çöktünüz mü? Yoktu. Siz terlediniz mi? Evet. Diz çöktünüz mü efendim? Yok ya, diz çökmedim. yani eşimle, ya yoktu ki bizim imkanımız öyle işte. Diz çökecek imkanımız yok. Yok ondan değil ya. Ya gittim bir kafeye beraber tamam, işte kafedesiniz. Gitmiştik. Orada dedim benimle evlenir misin diye. Yüzük var mıydı? Yüzük falan yoktu ya, nerede? Yüzüğü nereden alacağız öğrenciyken? Öyle boş boş mu teklif ettiniz? Tabii tabii. Evet dedi mi orada? Dedi, o da sağ olsun. Yani o da vallahi hanımefendiye kocaman bir alkış. Öğrenciyiz. Paramız yok. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu diz çökerek, yüzük alarak, evlenme teklifleri, balonlar uçarak bunlar son 10 yılın, 15 yılın evet hikayesi. Evet ya, doğru söylüyorsun. Ondan siz önce insanlar insan gibi birbirlerine benimle evlenir misin sorusunu soruyorlardı. Evet, evet. Karşı tarafta cevap veriyor. Siz veriyordu. Güzel yapmışsınız. Yani... tamam, ben sıkıştırayım dedim biraz. Aslı buyurun efendim. Zaman zaman... Sen söyle hadi. Zaman zaman Orhan çektiğimiz şey acılar vardır aşk yüzünden. O zaman da şunu söylemişsinizdir. Çok evvel söyledik. Eğer aşka bir ceza verebilseydim, onun da benim gibi sevmesini isterdim demiştik yani. Böyle duyarlılıklar da var. Neleri söylemedik ki? Meçhulden gelmişim, meçhule giderim ömürde ne bu yoldan. Susadım, su içtim. Yürek kansın diye yoldaki bir pınardan. Aşk pınarıymış bu. İçmesen ararsın. İçsen benim gibi aşk diye yanarsın. Ne sen, ne son geçen ben bu yoldan, ne de
içen sondu, bu sondu mu sudan? Neticede karıştırabilirim yüzlerce olduğu için. Affedersiniz karıştırabilirim. Yani... Aşksız olmaz. Size bir şey olmaz efendim. Aşksız olmaz. Siyasette karıştırırsınız. Ama aşka ceza bile vermeye demin söylediğim gibi kalkabiliriz. Verebilir miyiz? Veririz ama pişman da oluruz. Neticede hayat böyle devam eder. Akılla gönüllü kavga ettirmeyin ne olur. Akılla gönül barışık olsun. Aklın istediğini gönül de istesin. Eyvallah. Ve vicdan da onaylasın bilgiyle. Bir şey soracağım efendim. Biz yemek yiyeceğiz değil mi ya? Tabii tabii. Şimdi tamam. Savuru. Yok, benim birazdan savur. Bitireceğiz. Benim aklıma evet. Geldi birden. Kim soru soruyordu? Lacivert gömlekli arkadaş. Allah'tan Aslı bu işi sana verdim. Yok estağfurullah. Ne çıkacağını bilmiyorum diye. Yunus Evgin, İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümünde okuyorum. Murat Kurum'un en çok hayran olduğu kişi kimdir ve neden? Şimdi en çok hayran olduğu kişi derken... Siyasetçi değil değil mi? Siyasetçi değil. Yani edebiyatta genel mı? Genel soruyorum oyuncu yani. Oyuncu olarak mı? Müzisyen olarak mı? Nasıl futbolcu olarak mı? Nasıl bir hayranlık? Ya bunlar arasında hani Murat Başkanım'a bırakıyorum. Hani en çok... Hani böyle gerçekten kendisine idol edindiği kişi kim ve neden? Recep Tayyip Erdoğan. Bir dakika. Neden? Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Neden? Çünkü ben o dedim. Bir dünya lideri. Merhabalar başkanım. Ben Nişantaşı Üniversitesi İç Mekan Tasarımı öğrencisiyim. Size sorum. Aile WhatsApp grubunuz var mı ilk önce? Hah bize bunlarla gelin ya. Ne bir de aile WhatsApp grubunuz var mı? WhatsApp'ta aile grubunuz var mı? Var. Ve ilk televizyona çıktığınızda fotoğraflarınızı çekip paylaştılar mı? Sanırım benim ailem şu an onu yapacak. Paylaşıyorlar. Hep oradan izliyorlar, bizi takip ediyorlar. Ve üniversitenizin... Siz oraya yazıyor musunuz kendiniz? Tamam, tamam ama bitti artık bir soru. Ama güzel soruyu. Teşekkür ediyorum kardeşim. Bunlarla gelin. Siz yazıyor musunuz WhatsApp grubuna, vermedim, aile grubuna? Vermedim bir dakika. Vermedim. Yazıyoruz. Eşim daha çok yazar. Ben de oradaki yorumlara cevap veririm. Takip ettiğiniz... Yani okur musunuz orada evet, yazan evet, her tabii, şeyi? Evet, tabii, tabii, tabii. WhatsApp'ınızda okunmamış kaç mesaj vardır şu an? Çok vardır. Tahmini bir sayı var mı? Yani... 400-500 tane vardır. 400-500 tane vardır. Muhtemelen şu anda da birikmiştir bu arada. Evet, evet. Evet, senden alalım hadi. Merhabalar, önce hayırlı akşamlar. Birazcık sessiz arkadaşlar. Bitireceğiz zaten. Çok az kaldı. Birazdan yemek yiyeceğiz. Benim sorum Sayın Kurum'a. Hep çalışma hayatında görüyoruz sizleri. Gündelik hayatınızda neler yapıyorsunuz? Evet. Yani gündelik hayatımızda da ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla vakit geçiremiyorum. Eğer fırsat bulursam hep onlarla. İşte ama alışverişe, ama onlarla yemeğe gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Çocuklarımı sinemaya götürmeye çalışıyorum. Onlarla vakit geçirmek benim için çok daha değerli. O yüzden onlara ayırıyorum o zamanı. Son soru alalım Aslı. Son hadi soru sonra sor. Şarkıyı alıp gidelim. Mükemmel bir sorum var diyor. Arkadaki arkadaşım. Gerçekten mükemmel mi? Son soru. Tamam bir sen sor, bir sen sor. Tamam, hangisi hızlı, daha hızlı. Mükemmelse? Hangisi mükemmelse onu biz seçelim. Murat sen Başkanım de sor. Hoş geldiniz. Ben Berat İstanbul Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Size sorum. Tabii ki de halka açıklanmadan önce sizin belediye başkanınızla alakalı kimin aday olduğu öncesinde illaki görüşülmüştür, sizinle konuşulmuştur. Tamam, siyasi soru yok. Siyasi soru değil, hayır. Cumhurbaşkanımızla aranızda nasıl bir konuşma geçti, o anki heyecanınız, nasıl bir süreç? Hani ilk öğrendiğiniz zaman nasıl bir tepki verdiniz bunu merak ediyorum. Siyasi mi? Evet aslında. Siyasi. İkini alalım. Bunu ben sorarım programda. Biz Sayın Bakan'la yayın yaptık. Yani kulis bilgisi soruyorsun. Da galiba, bu da siyasidir. Alalım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sorum Sayın Murat Kurum'a olacak. Eşinizi acaba telefonunuza ne diye kaydettiniz? Bunlarla gelin. Güzel. Bu son soruydu. Çok teşekkür ediyoruz. Canım diye. Emoji var mı? Yok. Emoji yok. Sadece canım. Çocukları ne diye kaydediyorsunuz? Oğlum, kızım.
İki kız var ama. Kızın öbürü yeri yok. Ya, küçük diye telefonu. Yani. Olunca da kızım iki mi? Onun da Zehra kızım derim. Öbürüne de Zeynep kızım, kızım derim. Eyvallah. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar katıldığınız için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir şarkıyla veda edeceğiz. Şarkıyı da aslında iki seçeneğimiz vardı. Önce şarkıyı dinleyelim. Sayın Orhan Gencebay'ın şarkısını. Ondan sonra vedalaşmak üzere buradayız. Gelsin şarkımız. Klibi. Klibimiz. Sen benim cennetim, hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye'm. Uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz. Canım Türkiye'm. Canım Türkiye'm, uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz canım Türkiye'm. Hem ekmeğim hem suyumsun, vazgeçilmez namussuz, aşığının dünya duysun canım Türkiye'm. Hey! Hem ekmeğim hem suyumsun, vazgeçilmez namussuz, aşığının dünya duysun canım Türkiye.
teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten farklı bir formatta tanışmış olduk. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Aslı'cığım çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki geldin. Orhan abi çok teşekkürler. Teşekkür. Çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Süremiz bitti. Yemek yiyecekmişiz birazdan. Efendim sizlere de çok teşekkürler. Noktalayacağız. Nedir Nedir Özel'i haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler, hoşça kalın.